Hayırlı pazarlar. Pazar manşetinde ben Fatin Dağıstanlı konuğum. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'da canlı yayında karşınızdayız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Evet Haydar Ali Yıldız'a sizler de soru sormak isterseniz. Beyoğlu Belediye Başkanı'na şu anda canlı yayındayız. Şu anda yönetmen arkadaşımız Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarını her üç hesabında Fatin Dağıstanlı olduğunu ve katkılarınızın bizler için önemli olduğunu vurguladıktan sonra Birazcık e, Beyoğlu'nu ve İstanbul'u bugün masaya yatıracağız. E, Haydar Ali Yıldız'la birlikte. Başkanım şimdi bilmiyorlardır belki. Beyoğlu. Hep Beyoğlu, Beyoğlu e, deriz. E, Beyoğlu neresi? E, yani şu anda bize e, hiç Beyoğlu'na gelmemiş olanlar da izliyor olabilirler. Öyle değil mi? Yani Beyoğlu'nun bir ilçe olduğunu bile bilmiyor olabilirler mi diye zaman zaman düşünenlerden birisiyim. Siz isterseniz bir Beyoğlu'nun bir tarifini yapın. Yüz ölçümünden nüfusuna, e, sınırlarından İstanbul'da bulunduğu yere kadar herhalde bir tarifi vardır. E, mutlaka e, en kısa tarifi Beyoğlu İstanbul'un kalbidir. E, dünyanın göz bebeğidir, Türkiye'nin göz bebeğidir. Bu bey yoluna atfedilmiş bir söz değil tarafından tarihin yüklediği ağır bir sorumluluk aslında. Çünkü dünya Türkiye'yi Beyoğlu'ndan yolundan takip ediyor, Taksim'den İstiklal Caddesi'nden takip ediyor. Türkiye'den herhangi bir misafirimiz İstanbul'a geldiğinde mutlaka Taksim'e İstiklale bir uğramak ister. Siz de şöyle Taksim'e İstiklale bir uğradığınızda, bütün dünyanın dört bir tarafından Brezilya'dan Malezya'ya yedi kıtadan Türkiye'nin 81 ilinden. İstanbul'un 39 ilçesinden vatandaşlarımızı genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsini görme imkanınız var. Beyoğlu farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı yaşam tarzlarının, özgürlüğün en geniş manada kendini bulabildiği yer, kendini ifade edebildiği yer. Tarih boyunca bu şekilde olmuş yani. Yahudinin de, Musevinin, Hristiyanın, Hristiyanlığın farklı mezheplerinin, farklı yaşam anlayışlarının, Müslümanlığın bütün çekim merkezi burası olmuş. Eski adı Galata, Pera diye bilinen bu bölge İstanbul'un merkezi. Yani bu buranın ilçe baş, belediye başkanı olmakla ilgili bir durum değil. Benim şahsi değerlendirmem de değil. Ama tarih boyunca bu sorumluluğu hakkıyla da taşımış bir ilçe. E, coğrafi konum olarak da aslında İstanbul'un yine merkezi. Yani bu e, tarih şehri, kültür şehri, sanat şehri, bugün gelişen trendiyle turizm ağırlıkta ve bugün 16 üniversitesiyle bir akademi, akademi şehri. Farklı üniversitelerin 16 üniversitenin olduğu bir yer. Dolayısıyla İstiklal Caddesi dünyanın kalbinin attığı yer. E, eski Roma'dan, Bizans'tan itibaren de bu böyle. Osmanlı döneminde de şimdi... Paytaht diye bir dizimiz var bizim. Abdülhamit anlatılıyor. O dönem anlatılıyor. Bazen arkadaşlara şöyle kat. Oradaki bütün o gördüğünüz hikayenin anlatıldığı yer eski adıyla Pera yani Beyoğlu. böyle bir yer Beyoğlu ve etrafında karşısında Eyüp Sultan. onunla bir anlamda denizden sınır. Fatih Sultan aynı şekilde bir kıyımız Fatih'le, kağıthanemiz, Şişli ilçemiz, Beşiktaş ilçesiyle sınır olan İstanbul'un tam e, merkezi olan bine yakın bir nüfus ama günlük, e, hareketli, akşam hareketli bütün bu nüfusları topladığınızda birkaç milyonu bulan e, hareketli bir nüfus. Onu tespit edebiliyor musunuz? Ne kadarlık bir nüfus e, İstanbul'da yani 245 bin, hep 245 bin olmuş bir de yani e, Beyoğlu'nun nüfusu yani ne artıyor ne eksiliyor. Sebebi yani. şu. 50'den yani, e bu yana öyleymiş yani hatta. Şöyle sebebi şu. Yeni imar olmadığı için hı hı. yani yeni inşaatlar yapılmıyor. Öyle yer yok. Ben bazen şey tabirini kullanıyorum. Teyemmüm edecek toprak yok. Yani bazen gençlerle oturuyoruz. Gençler diyorlar başkanım bize bir halı saha işte bir futbol sahası bir spor sahası. Yer yok. Bir de e, bazı ilçeler şanslı bu anlamda. çepellerdeki e, merkezin dışındaki ilçeler dümdüz araziler var. Beyoğlu hani Taksim Meydanı diyoruz. Zannediyorsunuz böyle büyük bir şey meydan düz bir meydan değil. Bir tarafı yamaç. Dolmabahçe'ye, bir tarafı Yamaç Tophane'ye, bir tarafı Yamaç Tarlabaşı'na, bir tarafı Yamaç Şişhane'ye aslında bir dağın tepesi Taksim. Şöyle evet. kuş bakışı baktığınız zaman aşağıya doğru yamaçlı bir yer. Diğer önemli bir aksı Fatih Sultan dediğimiz Ok Meydanı bölgesi. Oradan da baktığınız zaman aşağıya doğru Pihale paşa gene yamaç. Aşağıya doğru yamaç Hasköy, gene yamaç. Yani hep böyle kulaksızdan çıkan bir yokuş, gene yamaç. E böyle bir yer boş bir toprağı yok. Tarihi bir yer. Yani İstanbul'dan daha eski bir tarihi var. E böyle olunca nüfusu bir anlamda sabit kalıyor. Yani memleketine giden gelen bunlar haricinde yani ilave bir konut böyle bir imar çalışması olmadığı için nüfus sabit diyebiliriz evet. sebebi de bu. Peki yani birazcık daha bu kentsel dönüşümle birlikte yeşil alanların arttırılması, temmüm edecek toprakların ortaya çıkartılması parkların, yeşil alanların yapılması mümkün değil mi başkanım? Elbette. Şimdi biz şimdi gençlerimizle beraber yeşeliye yeşeliye derler bizim Anadolu'da. Böyle etrafını açığa açığa yeşil alanlar üretmeye çalışıyoruz. Özellikle 45 mahallemizde mahalle aralarında metruk yerler var. Küçük küçük yerler var. Yani 50 metrekare, 100 metrekare, 200 metrekare, 500 metrekare bir dönüm ne kadarsa şu anda bunları 40 tanesini tespit ettik. 45 mahallede 40 tane bu şekilde nokta var. Buraları e, mahalle bahçesi yapıyoruz. Yani büyük Cumhurbaşkanımızın e, o talimatlarıyla işte geçtiğimiz günde 11 tane millet bahçesi yine Türkiye'ye kazandırıldı. E, bu şekilde millet bahçeleri her ilde belki bir, birkaç, beş, on olacak. Beyoğlu'muzda böyle büyük bir millet bahçesi yapma imkanımız yok. Öyle birkaç 10 dönüm, 20 dönüm, 30 dönüm, 40 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm falan bahsediliyor. E, bir yerimiz var Kasımpaşa merkezde. Orayı nasip olursa bir millet bahçesi yapacağız. Yani çoluk çocuğun gelip annesiyle, nenesiyle, dedesiyle, Ayşe teyze, Fatma teyze, böreğiyle, çöreğiyle böyle bir yok bir piknik alanımız sadece Haliç sahili var. Orayı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Kasıpaşa'nın merkezinde ailesiyle insanlar gelsinler. Böyle bir yeşil alan orada üretiyoruz. 15 dönüm yani en fazla öyle bir şey çıkabilecek mevcut arsa durumu o vakıflara ait bir yer. Şehircilik Bakanlığımız bir takasla orayı inşallah milletimizin hizmetine sunacağız. Onun çalışması yapılıyor. İnşallah kısa bir zamanda onu Beyoğlu'nda temelini atacağız. Evet. Siz bir hukuk adamısınız aslında, evet, değil de, mi? Hukuk. Yani hukukçusunuz. Yani e, o yüzden de böyle e, tartarak da konuşuyorsunuz başkanım. Ona da dikkat ettim. yani e, cümleler öyle e, titiz seçiyorsunuz ki biz gazeteciler gibi değil. Biz bodoslama anlatırız. Siz böyle ölçerek anlatıyorsunuz. Güzel, keyifli ama. Yani kelime ile düşünce arasında ince bir bağlantı vardır. O kelime ile düşünce arasındaki bağ kopardığınız zaman ne düşünce kalıyor ne kelimenin kendi tarihi derinliği var. Özel bir hassasiyetim de var. Hı hı. Ee, yani kelime ve düşünce arasında. Ee, o yeşil alanla ilgili şu kadarını toparlamış olayım özellikle gençlerimizle, çocuklarımızla, mahallelerdeki bu yeşil alanların artırılması konusunda hem de mevcudun korunması konusunda azami gayret göstereceğiz. Geçtiğimiz günlerde bir ağaç dikme kampanyamız oldu. Bunların sayısını artıracağız. Pandemi döneminde geçtiğimiz gün Dünya Çevre Günü'ydü. İklim değişikliği, küresel ısınma, ekolojik denge'nin bozulması. Gençlerle bu konular oturup hatta buradan ilan ediyorum, bir gençlerimizle beraber bir Çevre meclisi kurmayı da düşünüyoruz. Hı hı. Orada geleceğiz. Çevremizle ilgili azami hassasiyet göstereceğimiz platformları da oluşturacağız. Çünkü Beyoğlu'nu daha yeşil olarak bizden sonrakilere emanet bırakmak istiyoruz. Çünkü biz emanet aldığımızı düşünüyoruz. Evet ee, ama tabii şimdi siz bir de çok ağırlığı olan bir koltukta da oturuyorsunuz aslında. Her ne kadar Beyoğlu yani İstanbul'un 32-39 ilçesi arasında belki... En küçük ilçelerinden biri olabilir nüfus yoğunluğu bakımından öyle değil mi? Yani iki, 245 bin e, rakamıyla ama ağırlığı olan bir koltukta oturuyorsunuz. Niye? 89 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan oturmak isteyip de oturamadığı bir koltuk. Ve neredeyse o günden bu yana yani 94'ten bu yana e, AK Partili belediyelerin ya da Milli Görüş Genel gelen isimlerin yönettiği bir belediyedesiniz. Bunun da bir ağırlığı var mı başkanım? Yani e, bu... Önce az önce o kelime gazeteci rahatlığını kullandı. Oturmak isteyip de oturamadı değil. Oturtulmadığı, oturmasının engellendiği. Yok 89'daki. 89'da Cumhurbaşkanımız seçimi kazanıyor Beyoğlu'nda. Ama seçime hileler karışıyor. Cumhurbaşkanımızın aldığı oylar kulaksız mezarlığında bulunuyor, yakılıyor. Hı -hı. E, hatta Cumhurbaşkanımız bununla ilgili hakim karşısına çıkıyor. Benim oylarımı çaldınız diyor, seçimiyle karıştırdınız diyor. Ve Cumhurbaşkanımız Beyoğlu seçimlerini kazanıyor. Evet fakat e, o dönem şartları itibariyle Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimlerini diğer adaya e, kazandırmış oluyorlar cumhurbaşkanımızın oylarını yakarak yok ederek o şekilde Ama işte siz de böyle söyleyince sanki cumhurbaşkanı hiç kaybetmez. Kaybedebilir aslında. Hayır ya hayır yapılmıştır onlar da. Ama şunu söylemek sonuçta istiyorum. Sonuçta onu diyorum ben. Yani, nihayet tamam oturmadığı bir koltuk ama oturtulmadığı onu demek istiyorum elbette ki nihayetinde. Ama kaybetti demek ona yakıştıramadığımız bir kavram değil, değil. Onu da kastetmiyorum. Sonuçlar itibariyle ifade ettiğiniz gibi olmuştur ama Tarihi bir e, hakikati de ortaya e, koymak gerekir, tespit etmek gerekir. Doğru. Yoksa Ama size... bir sonraki milletvekilliği seçiminden de tercihle gidiyor mesela. O yüzden de Ona yani Beyoğlu, be, 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 Kasımpaşa aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, gözünü diktiği ve her an e, gözünün üzerinde olduğu bir bölgenin belediye başkanısınız siz. A yani bunun bir manevi ağırlığı çok fazladır diye düşünüyorum. Ona kesinlikle e, geçmişte az çok kalemde oynattığım için bazı yazılarımda bunu da yazdım. Beyoğlu'nda siyaset yapıyor olmak hangi kademede olursa olsun. Mesela bizim Beyoğlu gençlik kollarımız bizim. Hı hı. Kurucu gençlik baş, başkanımıza o tarihte söylemiştim. Cumhurbaşkanı'nın siyasete başladığı yer, Beyoğlu ilçe başkanlığı. Cumhurbaşkanımız o anlamda da ben Beyoğlu ilçe başkanlığı da yaptım AK Parti'de. Partinin AK Parti Beyoğlu kurucusuyum. Hı hı. Beyoğlu ilçe başkanlığı yaptım. O koltukta da oturdum Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanı'nın tarihinde oturduğu. Ee, o biz büyük bir şeref. Yani 83'te orada ilçe başkanı olan e, bir Cumhurbaşkanımızın siyaset yaptığı yollarda yürümek e, bizim için büyük bir moral değer. Şimdi Kasımpaşa doğup büyüdüğü, hukukunun olduğu, mazisinin olduğu, e, aile efradının yaşadığı, e, bizim de aynı çocuk yani aynı şekilde gençliğimizin geçtiği bir yer Kasımpaşa. E, Kasımpaşalı olmak o anlamda bir duruşun ifadesi. Hatta biz şunu deriz, başkanın kralı Kasımpaşalı, başbakanın kralı Kasımpaşalı. Bunu hep dedik. Hı hı. E, o semte ait bir şey değil, yani oralı olmakla ilgili değil. Bir duruştur. Hasbiliğin, mertliğin, yiğitliğin, sözünden dönmemenin, geriye dönmemenin. E bunu Cumhurbaşkanımızın bütün hayatında görüyoruz aslında. İşte Kasımpaşalı duruş dediğimiz o asil duruş elbette ki bütün milletimiz için geçerlidir. Çünkü Kasımpaşa'da bütün Türkiye'nin özeti, bütün Anadolu'nun hasılası orada. E, tıpkı Beyoğlu gibi. E, o bir duruş, one minute diyebilmek, işte Kasımpaşa'lı bir duruştur. E, bir daha daha olsa gelmem İşte Kasımpaşalı'nın tavrı budur. E, yani bize de şimdi düşen, e, Beyoğlu'nda belediye başkanı olarak, elbette ki Beyoğlu'nun bir beyefendiliği, bir zarafeti, bir nezaketi. E, bunu da yine Cumhurbaşkanımızda görüyoruz. Dünya liderlerini bugün e, örnek aldığı, e, şu ana kadar yaşantısıyla, ailesiyle ortaya koyduğu, insani duruşla medeniyet perspektifiyle örnek bir insan ve bütün biz bunu tesadüfi bulmuyoruz. Yani Beyoğlu'nun bir müktesebatı, Beyoğlu'nun tarihi derinliği, kültürel derinliği, medeniyet derinliği, e, Kasımpaşa'nın Anadolu e, ortalaması olması 2000'li yıllarda bir e, dostumla yapmış olduğumuz ortak bir tespitti bu. Recep Tayyip Erdoğan köyden kente göçmüş, şehre göçmüş Anadolu insanının sosyolojik ortalamasıdır. Müthiş bir e, Anadolu'dur. Bedi taraftan eee Mustafa Kemal Atatürk'ün o çağdaş Türkiye dediği Türkiye'yi sağlıkta, eğitimde, kültürde, savunma sanayinde bütün alanlarda iyi inşa eden, ihya eden, bundan önce idrake sunan bir lider ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle biz Kasımpaşalılar olarak diyoruz ki Beyoğlu'lular olarak buradan böyle bir liderin yetişmiş olması AK Parti'nin e, meşalesinin Beyoğlu'ndan yakılmış olması, buradan harekete geçilmiş olması, liderin doğum yeri olması, liderin ikametgahı olması bizim için müthiş bir moral değerdir, motivasyondur. Bundan da büyük bir evet, gurur duyuyoruz. Yani AK Parti için bir Beyoğlu diye bir gerçek var. Çünkü Tabii. şundan dolayı da soruyorum. Ya yani baktığınız zaman yani Beyoğlu'nda işte Cumhurbaşkanının hem e, ilçe başkanlığı yapmış olması, hatta gençlik kolları başkanlığı yapmış olması, ilçe başkanlığı yapmış olması Ardından belediye başkan adaylığı, ardından o bölgeden milletvekili evet. adaylığı e, ve sonraki süreçlerde işte Kadir Topbaş'ın bile Beyoğlu belediye başkanlığından geliyor olmuş olması aslında Beyoğlu'nun bir geleceğinin olduğunun da bir göstergesi. Yani AK Parti ya da muhafazakar mütedeyyin siyasette böyle de bir ağırlığı var aslında. E, yaptığınız işin ve bulunduğunuz makamın diye düşünüyorum. Yani tamam İstanbul'un en önemli göz bebeği, Dünyanın gözbebeği bir e, ilçede evet. belediye başkanlığı yapıyorsunuz ama böyle de bir e, ağırlığı olduğunu da ben düşünüyorum aslında. Yani Az önce e, yine tarihle bağlantı kurduğumuzda şunu görme imkanımız var. Beyoğlu e, kendine münhasırlığı olan değil, daha çok cihan şumul bir imparatorluğun mutlaka içine katmak istediği bir yerleşim yeri. Şimdi Osmanlı'dan veya Bizans'tan, Roma'dan e, Beyoğlu'nu çektiğiniz zaman geriye hiçbir şey kalmıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda, e, bu örneği de veririm, e, Osmanlı'nın da, ecdadın da yönetim anlayışını ifade eder. E, aday olduğumda, ki daha önce milletvekili de yaptım, e, bölgeyi biliyorum. hem Beyoğlu ölçeğinde hem ikinci bölgeyi de biliyorum. Fatih, Gazi Osman Paşa'yı, Eyüp Sultan'ı. E, şimdi Beyoğlu buralardan tabii farklı. Çünkü imparatorluğa imparatorluk vasfını veren bir bölge ee, arkadaşlarla Cağaloğlu'ndan, valinin olduğu yerden e, arkadaşlar dedim sağ tarafa bakar mısınız? Baktılar. Dediler, dedim ne görüyorsunuz? Başkanım bir kule görüyoruz. Dedim arkadaşlar o Topkapı Sarayı'dır gördüğünüz yer. Topkapı Sarayı'nın harem dairesinin üzerinde yükselen o kule adalet kulesidir. Tamam dediler. Baş. Şimdi karşıya bir bakın baktılar. Ne görüyorsunuz? Galata Kulesi'ni görüyoruz dediler. Dedim ki arkadaşlar işte o Galata Kulesi İstanbul'un tarihinden eskidir. O Galata Kulesini ayakta tutan bu gördüğünüz Adalet Kulesidir. Çünkü o kule Osmanlı'nın yönetim anlayışını ifade ediyor. Ee, İstanbul fethedildiğinde 29 Mayıs'ta fethediliyor, ama Pera o zamanki adıyla 3 Haziran'da teslim alıyor. Yani o zaman fetihten sonra da 3-4 gün, 5 günde ise yine Bizans'ın elinde e, ve oraya gidiliyor e, Galata e, yöneticisi olan e, vali diyelim bugünkü anlamda veya kaymakam teslim ediyor anahtarı. Sulhen orada bir çatışma oluyor. Ve şöyle yapmıyor Fatih. Hemen burayı dümdüz edin, burayı bir İslam beldesi yapın, burada bizim öyle yapmıyor. Yani İstanbul'un genelinde de yapmıyor ama Pera'ya bir anlamda o özgür, farklı inançlar, farklı kültürler, farklı yaşam tarzları, bedeniyetlerin o müktesebatı onlara dokunmuyor. Galata Kulesi'ne dokunmuyor. İstese bir gecede iskem politikasıyla, efendim imarla vesaireyle dümdüz eder değil mi? Bir tarafa zor hayır. Tarihimize baktığımız zaman bu yok. Fatih bir Kasım Paşa'yı görevlendiriyor. Orada imar ihya'ya başlıyor ve Fatih'in talimatı şu. Buradaki bu farklılığa, bu zenginliğe dokunmayacaksın. Bu imparatorluk vasfıdır çünkü. Ondan sonra kanuni döneminde bugünkü anlamda yakışıklı diyeceğimiz güzelce Kasımpaşa. Yani yakışıklı Kasımpaşa diye bir paşa Gene Kasımpaşa bölgesine gönderiliyor. Bugünkü anlamda Beyoğlu bölgesine gönderiliyor ve Beyoğlu'nu yönetmek bu şekilde. Kasımpaşa ismi de hatta Kasımpaşa'daki o cami kebirin ismi güzelce Kasımpaşa cami-i kebiridir. Yani o şekilde ifade edilir. Ve Kasımpaşa Fatih'ten sonra yani fetihten sonra Fatih'in üzerinde çok titizlikle durduğu bir yerleşim yeridir. Şimdi imparatorluktan Osmanlı İmparatorluğu'ndan Beyoğlu'nu çektiğinizde geriye normal sıradan bir devlet kalır. Çünkü o farklılıkları içinde barındıran, farklı kültürleri, farklı medeniyet müktesebatları, o tarihi derinliği orada barındıran yerleşim yeri Beyoğlu. ve bunun getirdiği elbette ki siyasi bir derinlik, siyasi bir müktesebat oluşuyor. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızın işte o derinliğe bugün sahip oluşu. Kadir Bey aynı şekilde bir İstanbul Beyefendisi olarak hem başarılı bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Elbette ki bu derinlikten istifade etmiştir. E, bu derinlik inşallah bize de nasip olur diyelim. Biz de e, Beyoğlu'nun bu derinliğinden, bu zenginliğinden, e, bu farklılığından bir zenginlik kabul edip... E, yani zenginlik içerisinde yüzdüğümüzün farkındayız. Yani. Evet. E, aslında <laughs> tabii siz öyle şeyler söylüyorsunuz ki söyleyince ben aslında bu şu... Yani Osmanlı, Bizans, Fatih, e, Beyoğlu, e, Paşa benim de böyle zihnimde öyle şeyler canlanıyor ki... aslında bu Beyoğlu öyle bir yer ki yani Osmanlı'yı yıkan da bir yer aslında gibi hissediyorum ben. Çünkü tamam Osmanlı'da Beyoğlu olmadan Beyoğlu olmaz. İstanbul Osmanlı olmaz ama sanki o 1400 1850'lerden sonra o büyük elçiliklerin o İstiklal Caddesi'nde konuşlanmış olması yani Hollanda'dan Belçika'ya Rusya'dan Hatta Fransa'ya, İtalya'ya kadar Amerika falan bile sonradan geliyor neredeyse. 1900'lerin başında geliyor diye biliyorum ama evet. hepsinin o Beyoğlu'na konuşlanmış olması bir ölçüde işte o Beyoğlu'nun Osmanlı'nın yıkılmasında da bir katkısı var mı diye soruyu aklıma getiriyor. Bir diğer taraftan da Gezi'ye bağladığımızda da Gezi'nin de merkez üssü yine Taksim'di, Beyoğlu'ydu. E şimdi bu pandemi sürecine baktığımızda da pandemiyi, en ağır yaşayan ve hisseden e, ülke herhalde İstanbul'da yine Beyoğlu'dur diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz? E, o zaman şöyle yapalım. 1800'e kadar aradaki fasılayı e, yani bölüm... geçelim ama 1800 yıllarda doğru e, Abdülhamit dönemini e, ifade ettiniz. Şu anda bütün Fransız sarayı, Belçika sarayı, Hollanda sarayı bunlar saray. Hı hı. Yani her birinin büyük elçilikleri o zaman safaret, büyük elçilik şimdi baş konsolosluk hı hı. olarak kullanılıyor. İngiliz konsolosluğu aynı şekilde. Bunlar hepsi mini saraylar. Hepsi de farkında. Ben başkonsoloslarımızla bir araya gelip görüşüyorum. Onların milli günlerini o saraylarda katılıyorum. Hepsi bunları padişah hazretlerini kendilerine e, bu şekilde bağışladığını. Yani orada Osmanlı büyük bir devlet e, ağırlığıyla diğer devletlere e, hissettirmiş bunu. Hı hı. E, söylediğiniz çok doğru. Bütün tarih işte paytahta onlar anlatılıyor. Abdülhamit'in hal kararının alındığı o pastane Giderken hı hı. görüyorsunuz onu. Hı hı. İsmini vermeyeyim. Hı hı. Halen daha durur o. Ee, o zamanki ismi, şimdiki ismi, e, Abdülhamit Han'ın Terzisi, hı hı. E, Mehmet Akif ha Ay şiirlerini yazdığı Mısır Apartmanı, hı hı. Narmanlı Hanlar, edebiyatçılara ilham olmuş oralar, kültür, sanat bütün o akslar. İşte bugün Grand Para diye bildiğimiz emek sinemasının olduğu yer, Mustafa Kemal Atatürk'le dönemin dönemin başbakanı, Damat İbrahim Aşağı'yla e, arasındaki görüşmenin gerçekleştiği yer de orası. Yani milli mücadele ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk'le ilk gör görüşmenin de yapıldığı yer de orası. E, bir yenilik daha. E, kurtuluş mücadelesi de Galata rıhtımından başlıyor. Hı hı. E, dolayısıyla böyle fetih Beyoğlu'ndan yani gerçekleşti. gelecek. Yani 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gider. 16 Mayıs. Ha, oradan on, çıkıyor. On, 16'da, 16'da oradan. Galata çıkıyor. evet, e, Şişideki evinden çıkıyor, hı hı. E, araçla Galata rıhtımına geliyor, oradan botla e, Kız Kulesi açıklarındaki Bandırma vapuruna biniyor ama o efradıyla beraber e, motora bindiği yer Galata, Galata Rıhtımı, Rıhtımı O neresi şu anda Galata Rıhtımı diye e bilmez şöyle, insanlar Galata Rıhtımı şöyle bahsedelim en, en basitiyle Karaköy'deki Kadıköy'e kalkan iskelelerin olduğu orası, yer. Orası. Evet. Orası. Yani şimdi orası. öyle diyorlar mesela oraya şimdi Sonra Galata, Galata Gal Port yapılıyor mesela o köşe o, o rıhtım şey duruyor. Hı -hı. Biz geçen sene 81 ilden gençlerle beraber orada bir iftar programı yapmıştık. Çok Hı. duyguluydu. E, bu sene de yine ...Milli Mücadele ruhunu 15 Temmuz'a oradan Malazgirt ruhuna bağlayan bir anlayışla... ...bu tarihi derinliğin Beyoğlu'nda var olduğunu. İstanbul'un fethi gene Beyoğlu'nda. Tophane-i Amire'de işte topların döküldüğü yer halen daha durur. tophane Amire, Fatih'in bizzat o top çizimlerinin katıldığı yer orası. Kasımpaşa'dan gerçekleşiyor fethi, Haliç'ten gerçekleşiyor. Bu anlamda pek çok ilke imza atmış tarihin yaşandığı bir yer... İlk ilk sinema Beyoğlu'nda, ilk tiyatro Beyoğlu'nda, ilk banka Beyoğlu'nda, ilk sigorta şirketi Beyoğlu'nda, ilk belediye binası Beyoğlu Belediyesi, ilk belediye olarak Beyoğlu Belediyesi, ilk milli maç Taksim'de oynanıyor. Bugün o Gezi Parkı'nın olduğu o meydan. Hı hı. Orada Romanya ile Türkiye 2-2 berabere kalıyor. Sene 1923. Hı hı. 26 Ekim 1923. Cumhuriyet'ten 3 gün önce. Dolayısıyla hep ilklerin ilk lokanta Beyoğlu'nda, ilk tramvay Beyoğlu'nda, ilk metro Beyoğlu'nda. Aklınıza bugün İlk bu iş nerede olmuştur dendiğinde Beyoğlu'nda. Bugüne geldiğimizde işte ilk bir lider işte buradan çıkıyor Beyoğlu'ndan, Kasımpaşa'dan. Ee, bugüne geldiğimizde... İlk milli lider oradan çıkıyor. İlk yerli ve milli duruşu evet. olan işte lider yine oradan çıkıyor. Bunlar dediğim gibi tesadüf değil. Ee, daha bu şeyi uzatabiliriz. Niyetim o değil. Bugüne geldiğimizde evet bir salgınla mücadelede yine yerli ve milli olan liderimiz Cumhurbaşkanımız bir pandemiyle mücadele başlatıyor. bu da ulusal düzeyde ama uluslararası bir işbirliğiyle gerçekleşiyor ve 102 ülkeye şimdi Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin yaptıkları karşısında biz Beyoğlu olarak pandemiyle şöyle mücadele yaptık demek önce büyüğün hakkını bir teslim etmek lazım. Hakikaten Türkiye yerli ve milli duruşuyla yerli ve milli sağlıktaki anlayışıyla çünkü bu şöyle zannedildi ya işte hemen bir salgın oldu sağlık bakanlığı toplandı öyle değil geriye doğru 18-19 yıllık bir birikim var sağlık alanında Cumhurbaşkanımızın en önem verdiği alanlardan biriydi sağlık eğitim adalet hı hı. dolayısıyla sağlıkta vermiş olduğumuz bu başarılı sınav pandemide Cumhurbaşkanımızın da özellikle şehir hastaneleriyle her ilde modern hastanelerle en üst düzey teknik cihazlarla bunun yapılıyor olması Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu Bilim Kurulu, oluşan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, bu yerli ve milli anlayışta işte dünyaya 102 ülkeye yapılan yardımlar evet. sağlık malzemeleri anlamında bunlar muazzam şeyler. Dünyanın gıpta ile izlediği, hayranlıkla izlediği hem bir liderlik düşünün asla bir telaş olmadı, asla şu karar alalım, bu kararımı alalım. Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, yetkililer, ilgililer, ehiller bu konuda ve her şeyden önce milletimiz. Yani milletimizin de bu noktada bu mücadelede. Peki, Beyoğlu nasıl atlattı? Yani atlattı evet. mı? Daha doğrusu atlatamadı. Şundan dolayı şu anda hemen hemen bütün her şey açıldı ama Beyoğlu kapalı diye biliyorum ben yani. Tabii uzaktan izleyebiliyoruz ama ya yani Beyoğlu var mı şu anda? Ne neye var? Mı? Ee, şundan dolayı yani bu pandemi sürecinde ee, şimdi mesela Beyoğlu deyince insanların zihninde bir belediyeden e, daha ziyadesiyle bir eğlence kültürünün yoğun yaşandığı ha, evet. bir bölge akla geliyor. Evet, o yüzden e, eğlence mekanlarına halen yasak devam ediyor. Da, yasak devam etmesi sebebiyle yani o Beyoğlu atlatabildi mi e, bu pandemi sürecinden çıkmak için bir arayış sergileyebiliyor mu onu merak ediyorum ya da oradaki esnafın e, durumu hangi noktada bunu birazcık merak ediyorum. Kontrollü e... Fatih Bey şöyle, biz pandemi mücadelesinde önce belediyede kaymakam beyle, ilçe sağlık müdürümüzle, ilçemizdeki başhekimlerle bir araya geldik. Hı hı. Onlarla kendi sağlık müdürümüz, emniyet müdürümüz, belhasıl yetkililerimizle bir araya geldik. Ve bir daha ilk günden bahsediyorum. Yani 10 Martlardan, 11 Martlardan bahsediyorum. Ve bunu kamuyla da Beylül'ü hemşehrilerimle de paylaştım. Yani burada biz bu süreci birlikte yöneteceğiz. Olan bitende sizi haberdar edeceğim. Ve İstiklal Caddesi'ne çıktım. Esnafımıza dayanışma içerisinde olduğumuzu, birbirimize yardım edeceğimizi bunu bugüne de getirmek için söylüyorum. Yani bugün yaşananlara da getirmek için böyle bir giriş yapıyorum. Ve pandemi boyunca açık olan esnaflarımız oldu, iş yerleri oldu. İstiklal Caddesi'nden özellikle bahsediyorum. Tabii bütün sektörler etkilendi. Ama onlara hep bir moral vermek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek, özellikle turizm alanındaki işletmeler, eğlence sektöründeki işletmeler kapalıydı. Ama yavaş yavaş normale dönülmeye başlanınca, şimdi hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın genel bunlar yayınlanmaya başlanınca İstiklal Caddemiz'de pek çok iş yeri e, açılmış vaziyette. Yine onları ziyaret ediyorum. Birbirimize dayanışma içerisinde e, olduğumuzu teyit ediyoruz karşılıklı olarak. Ve e, ben inanıyorum ki Beyoğlu esnafı bu zorlu süreci o yine tarihin verdiği derinlikle o diğer bütün esnaflardan belki farklı bir olgunlukla dünyanın kalbinde çünkü esnaflık yaptıklarının farkındalar. İstiklal caddesi taksim esnafı bu olgunlukları var. Bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Biz ilçe sığa Kurulu kararı olarak ilçe belediyesi olarak taksimin girişine. Galatasaray sesinin olduğu orta kısma ve tünel bölümüne, giriş çıkış diye ifade ettiğimiz noktalarına vatandaşımızın İstiklal Caddesi'ne girerken ateşini ölçüyorduk. Dezenfekte ilaç sıkıyorduk ve kendisine maskesini takdim ediyorduk. Ve sosyal mesafe uyarılarında bulunuyorduk Beyoğlu Belediyesi olarak. Ve drone ile de bütün İstiklal Caddesi'ni ve Taksim bölgesini takip ediyorduk. Sosyal mesafeyi bozonlara, merkeze bildirilip uyarılar Yaptırıyorduk çok koordineli bir şekilde e, kamu sağlığı ve kamu güvenliği bakımından İstiklal Caddesi'nde bu tedbirlerimizi aldık, e, bunları uyguladık, denetimlerimizi yaptık. Şimdi e, zor dönem bitti diye düşünüyoruz ama ifade ettiğiniz gibi eğlence sektöründe bir takım kısıtlamalar devam ediyor. E, oteller bölgemiz oraya ilişkin e, çalışmamızı Turap başkanımızla istişare ediyoruz önümüzdeki günlerde daha detaylı bir çalışma toplantısı yapacağız ve bu şekilde Beyoğlu'nu bir taraftan kültür sanat, diğer taraftan turizme, diğer taraftan eğitime hazırlayan bir anlayışımız var. Hı hı. E, o canlılığını çok daha hızlı bir şekilde bir taraftan Galataport, diğer taraftan Aliçport diye bildiğimiz tersane İstanbul, müzeler, Kabataş, eee Dolapdere tarafı. Evet. Kabataş'ta Kabataş sizde. Kabataş bizde, Dolapdere. Orası evet. ne oldu ben? Aslında bütün birçok şey daha merak ediyorum başkanım da. Bir reklam arası saatimiz geldi. Mesela Galata Kulesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Galata Kulesi çünkü Beyoğlu Belediyesi'nin şeyi amleme Ama şimdi e, Kültür Bakanlığı'na devredilecek diyorlar. İstanbul Belediyesi'nin şeyleri var. Ve sonra mesela o Kabataş'taki o, o yeni port, ya da nasıl adı onu da bilmiyorum. Ya da işte Galata Port dediğiniz hı. proje sonra Haliç'i merak ediyorum e, önemli. Sonra e, İstanbul'un ve Türkiye'nin gözbebeği Taksim'de iki tane eser yapıyorsunuz aslında. Hı hı. Birisi cami, birisi kültür merkezi. Evet. E, şimdi bunlar e, ne olacak? E, Gezi Parkı'na e, ile ilgili bir düşünceniz var mı? Bütün bunları ben merak ediyorum. Yani bütün bunları da soracağım. İzleyicilerden gelen sorular da var. Onları da soracağım ama bir 3-4 dakikalık bir reklam aramız var. Ee, eğer isterseniz kahve de yaptırırız biz e, başkanım. Nasıl içiyorsunuz diye yayında da sorarım ben. Yani eğer içiyorsanız. <laughs> Misafir ev sahibine tabidir ne ikram edersem. Muhteşem e, başkan. Kısa bir ara. Pazar manşeti reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden canlı yayına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'la birlikte devam ediyoruz. İletişim bilgileri de ekranda. Lütfen sizler de soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizde rahatlık ve kolaylıkla yazabilin diye şu anda da bakıyorum. Çok sayıda soru da var. Ama şimdi birazcık daha Beyoğlu'nun birazcık daha iç yüzüne bakalım istiyorum. Özellikle bu Galata Kulesi ile ilgili tartışmalar önemli. Ee, Kabataş'ta yapılan iskele hangi durumda? Çünkü büyük şehrin kontrolünde bildiğim evet. kadarıyla başkanım orası. Galataport e, devletin kontrolünde. Şu anda e, Kültür Turizm Bakanlığı. Kültür Turizm Bakanlığı'nın evet. kontrolünde. Haliç kimde başkanım? Haliç'in kenarındakilerin, bütün İstanbul'undur ama Büyükşehir tabii şey olduğu için. Ana önemli. ana, ana, ama ana sahil nokta... Sahil falan tabii ki Beyoğlu'na ait var, e, Eyüp'e ait var, Fatih'e ait var, Kağıthane'ye ait olan kısımlar ama e, yetki, sorumluluk, sek ve idare büyük e, Büyükşehir'e ait. Büyükşehir'e. Şimdi şöyle de bir durum da var. Yani Büyükşehir'i de kaybetti AK Parti. Yani yaklaşık bir sene oldu öyle değil mi? Haziran evet. ayı itibariyle hı hı. bir senelik bir zaman diliminde Ekrem İmamoğlu tarafından yönetiliyor İstanbul. Şimdi... E, İyi diyenler de var kötü diyenler de var eleştirenler de var övenler var mı onu çok fazla görmüyorum ama son dönemde özellikle ama şimdi siz mesela e, kısa bir süre önce 5 Haziran tarihi zannediyorsam evet. 5 Haziran çevre evet. günü dolayısıyla Haliç'e daldınız yani o da iyi bir e, meziyet yani dalma işi iyi bir meziyet yani herkes dalamaz başkanım onu size söyleyeyim yani. Yani, Benim de çok tarzım değil dalmak ama... Hayır ama iyi dalmışsınız. Dalmak <gülüyor> gerekiyorsa dalmak dalar. Ama hakikaten evet. iyi dalmışsınız. Bir de şey, e, siz aktif bir sporcusunuz onu da hissedebiliyorum. O yüzden de çok dalmaya çok da hazırlıklısınız gibi de bir özelliğiniz doğru. de var zaten. Yani <laughs> doğru. en azından belki ekranlarda hissedemiyorlarsa izleyiciler, o yüzden ben bile sorularımı böyle e, <gülüyor> temkinli, temkinli <gülüyor> soruyorum. Evet yani. <laughs> evet, sağ olun. Şimdi... Bir defa şunu öncelikle ifade edeyim. İlkesel olarak e, hiçbir kişiyle şahısla e, onun meziyetleriyle ya da e, pozisyonu ile ilgili bir değerlendirme de bulunmadım bugüne kadar. 25 yıldır siyaset yapıyorum. Ama e, gerek kişinin e, gerekse mensubu olduğum partinin yaptıklarını eleştirmek hakkını olduğu akım olduğunu düşünüyorum hem yani bir vatandaş olarak hem yani bir siyasetçi olarak. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili hemşerilerimi, vatandaşlarımızı tensi ederek bütün bunları söylediğimi tekrarın bilinmesini isterim. Yani o partinin mensubu ve oraya oy vermiş kastettiğimiz bu değil. Kastettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti veya Cumhuriyet Halk Partili bir idarecinin yaptıkları. O idareci değil. Tekrar yine söylüyorum. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı yanına HDP desteğini alarak İyi Parti ile yapmış oldukları bir ittifakla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde şu andalar. Yaklaşık bir yıla varan bir zaman içerisinde elbette ki hem bir vatandaş olarak, İstanbullu olarak, Beyoğlu olarak seçilmiş bir belediye başkanı olarak hem de burada bu şehirde yaşayan biri olarak elbette ki Büyükşehir'in çalışmalarını takip ediyoruz. İlçemizi olan yaklaşımlarını yakından takip ediyoruz. Daha hassasiyetli takip ediyoruz. Haliç az önce İstiklal Caddesi ile ilgili ne söylemişsem, hı hı. E, bunun deniz kısmı da Haliç. Altın boynuz, Golden Horn dedikleri dünyanın ismini bildiği bir iç deniz. Fakat e, 1986'larda, 89'larda e, CHP zihniyetinin yönettiği Büyükşehir Belediyesi'ndeki Haliç'in fotoğrafları, kayıtlar da var. Bazen e, AK Parti'ye destek veren medya veya AK Partililer bunları paylaştığı zaman e, buna kurgu gözüyle bakıyorlar. E haluki o tarihli gazetelere baktıklarında e, bunu çok net görecekler. İşte Cumhurbaşkanımızın gidip Haliç'te çektirdiği bir fotoğraf. Var. Bunun kurgu olması mümkün müdür? Haliçe bakıyor. Burayı nasıl kurtaracağız diyor. E, bidonlar, çöpler ve Diz kapağına kadar 40-50 santimi e, bulan bir Bulabilir elinde. mi bizim reji o, o tarafa aktı. Var acaba? Cumhurbaşkanımızın kendi paylaşımlarında e, bir pınarın Bakan Yardımcımızın paylaşımlarında var. Bilirim. Ben de merak ettim e, resmi çünkü. Ay siz ben Arkadaşlar arkadaşlar evet, bulurlar. Var. Ha, bulurlar. Hem Bakan Yardımcımız bir pınarı sayın hem Cumhurbaşkanımızın paylaşımlarında vesileler oldu ki e, Hı -hı. hem e, İSKİ'de hem de İstanbul'da çok aktif görevlerde bulundu. Suyla ilgili bugün e, ...otorite kabul edeceğimiz bir isim. Dünyanın ka otorite kabul ettiği bir isim. Velhasıl bütün bunları biz yaşadık. Benim oğlum bu paylaşımları görünce... ...baba hakikaten böyle miydi dedim. Oğlum 20 yaşında. Hı. Evet oğlum dedim yani. Sen gördün mü? Evet oğlum dedim. Böyleydi bu. Hı. Ve ciddi bir mücadele oradaki... o ...ve e, CHP zihniyeti... ...ve o dönemdeki CHP zihniyetine destek veren profesörler... ...hani bugün 3. Havaalanı'na itiraz eden zihniyet var ya... ...işte orada yok... Çukurlar var, çamurlar var, kuşlar uçuyor, bilmem ne böyle e, sahte, bir, sahen, sahte bir çevrecilik anlayışıyla galiba her şey ölçülüyor, biçiliyor. Ekolojik dengeye, e, çevre hassasiyetine, küresel ısınma dediğimiz bütün bu hassasiyetlere dikkat ediliyor. E, dolayısıyla Haliç'te de bizim yapmak istediğimiz şey şuydu buranın bir dikkate alınması. Bu fotoğraftan mı bahsediyorsunuz başkanım? Evet Cumhurbaşkanı Haliç'in şeyi bu. Bir de bu köp, Halicoğlu Köprüsü'nün altı var. İşte şu anda e, olduğu yer buralar yani. <laughs> Bakar mısın? Görüyor musun? Şu Koç Müzesi'nin Oradan Kağıthane'ye gider ki az ilerisi Cumhurbaşkanımıza göre sağ taraf Kağıthane'ye doğru giden taraf Karşısı Eyüp taraf. Yıl kaç başkanım bu fotoğrafta? Cumhurbaşkanımız 94'te belediye başkanı olduğuna göre ya 94'tür ya 95'tir. Ben tam tarihini şey yapmıyorum. Ben olduktan sonra 94'te çünkü hemen hı hı. kolları sıvadı. Tam tarihini bilmiyorum ama 94-94. Aslında, 94, aslında 94. geçen sene de bir fotoğraf çektirmesi lazımdı orada e, Cumhurbaşkanı'nın ki İmamoğlu'na ya da CHP zihniyetine ne teslim edildi bir iki sene sonra anlaşılsın diye. Çünkü sizin o dalarken Bakın ki bir görüntülerden... fotoğraf daha. Buyurun. Yani bunu e, şimdi bir CHP'li vatandaşımız, hemşerimiz şunu izlediğinde acaba ne düşünüyor yani? Şimdi şunu diyorsunuz ya e tamam buna bir baksın yarın sabah da veya bugün de pazar hı hı. şöyle çocuğuyla bir Haliç'e gelsin. Yani burnunu insanlar tutuyorlardı ki pislik akıyor yani şu gördüğünüz yer pislik. Ve bunu hemşehrilerimizin, İstanbul'luların bilmesi lazım. Bunu yapan CHP zihniyeti. Ve Cumhurbaşkanımız Haliç Kongresi merkezini buraya yapıyor. Avrupa'nın sayılı Haliç Kongre Merkezi. Hı hı. Oralar şu anda e, oteller, 5-6 e, tane üniversite var. Fatih Sultan Mehmet Han Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul e, Aydın Üniversitesi şey Ticaret Üniversitesi. Kadir Has diğer tarafta. Ya 5-6 tane üniversite ve Kadir Has evet Fatih tarafında feshanesiyle müthiş zenginlikte olan buralar aktive edildi. Ve şu, şimdi, şimdi şuna bak. Hı hı. Az önceki fotoğrafla şunu. Ya bu bile şu iki fotoğraf bile CHP zihniyetiyle AK Parti zihniyetini ortaya koyan yani bizim medeniyet anlayışımız bir defa suya karşı merhamettir. Su gibi aziz ol derler. Hı hı. Yani İstanbul'u hem bu tür deniziyle hem de diğer İSKİ'deki su imkanlarıyla, şebeke suyuyla buluşturan bir anlayışa karşı bugünkü anlayış. Şu farkı görebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız arkası baktığı yerler şimdiki Peki, yani. niye beceremiyor başkanım bunu? Bu CHP i̇şte zihniyet, zihniyet. Niye? niye? Nedir yani? zihniyet, Analiziniz zihniyet. ne burada? Ben de şimdi bu fotoğrafları böyle göstermek kolay. Hı, hı. Kolay. Ee, 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası veya günüydi. Arkadaşlar işte belediye başkanlarımız, işte siyasiler ne yapıyorlar, yöneticiler ne yapıyorlar böyle günlerde? İşte bisiklet sürüyorlar, yürüyorlar, işte vatandaşlarla falan bir takım etkinlikler yapılıyor. Hareketlilik haftasına farkındalık hı. oluşturmak bakımında. Ee, ben de 22 Eylül'de hı hı. arkadaşlara dedim ki ben yüzeceğim dedim. Böyle bir şaşırdılar ya nasıl yani nereye yüzeceğiz dedim hal işte yüzeceğim. Şu dediler hatta böyle 10 dakika sonra başkanım ciddi misiniz dedi. Evet dedim hal işte yüzeceğim ben. Hazırlık yapalım mı yapın dedi. Ve 22 Eylül'de hal işte yüzdüm. Hı hı. Görüntülerde bunlar yani. Siyaset başka ben siyaset yapmıyorum. Hı hı. Burada siyaset falan. İyi ki e, o gün yüzmüşüm. Yani o etkinliği beğendim. E, vatan, ve kim var? E, Bahattin var. Şey, Beytullah var. E, paralimpik yüzücümüz. Bizimle beraber. Hı hı. E, profesyonel yüzücüler bunlar kıtalar arası yüzen yüzücülerimiz var. Hı hı. Onlar da diyorlar ki biz hep hayal ederdik, Haliç'te bir yüzebilsek. Yani e, bunlar Mersin'den, Kıbrıs'a yüzen insanlar, Manş Denizi'nde yüzenler, bay bayan yüzücülerimiz, milli yüzücüler. Bu 22 Eylül, 22 geçen, geçen yıl yani. Geçen yıl, evet. 2019 Eylül. Evet, 10 ay, evet, ay önce. Yani uh -huh. e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevi devraldığı günden, bir ay, iki ay sonraki uh -huh. dönemden bahsediyorum. Ve e, kısmen yüzebildiğimiz bir denizdi. Uh -huh. e, tam %100 e, tamam böyleydi diyemem ama yüzebildiğimiz maviliği olan bir deniz diyebileceğim e, halicimizdi. E, bu sene aradan yani Saray Sarayburnu'nu bulamazsınız ama e, en azından e, evet, ona yakın bir, bir noktaydı. Evet. evet. E, kaldı ki yüzülebildiğine dair raporlar falan onları o tarihte arkadaşlarımız temin ettiler. Yüzülebilir hmm. mi diye. E, sağlık İl Sağlık Müdürlüğü'nü vermiş olduğu raporlar istikametinde biz orada yüzdük. Hı hmm. hı. Aradan onay geçti. E, i̇şte dediler ki e, çevre Çevreyle ilgili de hep işte ağaç dikilir. İşte oraya yine bir farkındalık. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini burada yine dinleyicilerimiz bilsinler. Bu gezi de ağaç hikayesiyle ortaya çıkanlar şunu iyi bilsinler. Cumhurbaşkanımızın yönetimde olduğu 18 yılda Türkiye'de dikilen ağaç sayısı 4 milyar 750 milyon. 4 milyar. Geçen bir televizyon programında söyledim. Milyon mu dedi, milyar mı? Tekrar söylüyorum dedim. 4 milyar 750 milyon ağaç dikildi Cumhurbaşkanımızın Türkiye yönettiği dönem içerisinde. Dedim ki e, tamam ne yapılabilir İşte çiçek dikebiliriz çocuklarla ağaç dikebiliriz çevre hassasiyet falan. E dedim o da e, rutin. Ekstra bir şey yapalım ne yapalım dalacağım dedim. Hı hı. Nasıl dalacağız dedim evet bu defa Aliş'e dalacağım. Hı hı. E, yine ciddi misiniz evet ciddiyim dedim e, işte elbiselerimizi giydik. E, Evet. her şeyde bir ciddi misiniz diye soruyorlar yani. <laughs> yani çünkü e, <laughs> yani, yani ekstrem işler yapıyorsunuz çünkü. Yani bunlar bunlar herkesin Kasım Paşa biraz o. yani herkesin yapabileceği <laughs> işler yani, değil. Kolay değil tabii dalmak çıkmak o da var. Tabii. E, velhasıl e, gittim. Dalmak kolay da çıkmamak çıkma, var. Çıkma, çıkma, çıkma. evet var. çıkmasını da bilmek lazım. Velhasıl e, gittim. Hakikaten sahile baktığımda yani zaman zaman görüyorduk. Pandemi dolayısıyla 3 ay belki dolaşmadığımız bir yerde onu kabul ediyorum. Ama ondan önce sahile hemşehrilerimizle buluşuyorduk. Orada parklardaki insanlarımızla sohbetlerimiz oluyordu. Ee, ama 5 Haziran'da... Sosyal tesisleriniz var zaten sizin o sahilde. Oradan sahil boyunca, yani sahili biliyoruz hı hı. takibimizde. Fakat dediğim gibi yönetimi bizde olmadığı için sevk ve idaresi. Ve böyle asıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hem bu çevreye hassasiyeti bir dile getirelim. Hı hı. İşte bir taraftan e, ağaç, orman buna e, elbette ki vurgu yapılacak ama biz bu defa deniz temizliğine, e, yani işte kara, hava, deniz hı hı. bunların e, temizliği ve daldık. E, hakikaten hayal ettiğim bir hal hiç değildi. Yani bunu politik olarak söylemiyorum. Şu anda veriyor arkadaşlar. Yani bu görüntüler evet, sizin, görüntü, sizin, şu, sizin deniz, kameradan ki. Altı, evet şöyle benim karşımda da denizin e, al için dibindeyiz. Hı hı hava güzel mis gibi bir şey olması lazım arzu ettiğimiz seviyede değil. Hı hı. dibe indiğiniz zaman o tortu artıyor. O çöpü pislik. bakın yani şu dipteyiz şu anda ve yukarı çıkma işareti veriyoruz. Bakın şu kiri görme imkanı var. Hı hı. arzu ettiğimiz bakın evet şu anda Haliç'in dibindeyiz şu anda. Maalesef. Yani şunu görebiliyorsunuz buradan. Yani bir 3 sene bir 5 sene daha kalsa bu CHP'li belediyenin elinde. Yani İstanbul'un o 94 öncesine dönme olasılığı yüksek mi? E yani çöplerin toplanmadığı, Ondan otobüslerin, şey diyoruz evet. otobüslerin işlemediği, hal için o geçmişte olduğu gibi. Yani İzmir'in kordonu da böyle kokar. Yani evet. eskiden böyle kokardı. İl ko koktu, yani çevresinde insanların rahatlıkla yaşayamadığı ki siz o dönemleri iyi biliyorsunuz. Çünkü siz bir Kasımpaşa çocuğusunuz. Öyle değil, değil mi? Şu anda da Haliç'in kenarında oturuyorum. Yani şey de orada. Hı. Evimiz de orada. Yani kaldığım ikametgahım orada. Hı. Yani Haliç Kongre Merkezi'nin geçtikten 50 metre sonra orada oturuyorum. Hı takip ediyorum. Hı. Şimdi geçen Büyükşehir Belediye Başkanı bir görüntü paylaştı. İşte orada bir makine çalışıyor. İşte Haliç'i temizlemeye başladık. Hı Bizim Örnektepe'de de evimiz vardı. Kardeşim, kız kardeşim orada. O mahallenin çocuğuyuz biz. Hı -hı. Ve 10 e, senedir o makine orada çalışır. 15 senedir çalışır. Yani bunu halici temizlemeye başladık deyip o fotoğrafı paylaşmak. Hı -hı. Yani e, zannediyor ki bir tek biz biliyoruz Haliç'in Böyle bir şey mümkün müdür ya? Hı -hı. E, Kadir Topbaş döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımız döneminden başlayan o çalışma devam etmiş. Mis gibi bir Haliç ortaya çıkmış. Etrafı yemyeşil. Hı -hı. Kendisi masmavi bir Haliç. Ve siz geleceksiniz 10 ay sonra... Piknik yapılabilen, ailenizle tabii, birlikte evet, mesre bunları... e, halinde kullanabileceğiniz evet, evet. ve hariç. Hakikaten öyle ama. Yani ben bunu e, eğer öyle olmamış olsa şimdi şunu da söylerdim. Yani o dönemde de böyleydi. Başkanım şimdi evet, de böyle. Evet. Tabii yani evet, o tabii. fotoğrafları ben hatırlıyorum. Yani ben yetiştim o evet. fotoğraflara. Hı -hı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektirdiği fotoğraflara yetiştim. Ama tabii bugün için tabii yine birazcık daha erken mi acaba diyebiliyorum. Yani... Birazcık daha geçtiğinde o fotoğraflar daha da derinlemesine... İşte e, bu e, dalış e, umarım e, Büyükşehir Yönetimi'nin de e, mutlaka tabii en üst düzeyde de kendileri e, bunu dikkate alırlar. Bunu ümit ediyorum. Ama e, dalıp çıktıktan sonra <laughs> bunu... E, bu fotoğraftan bahsediyorsunuz değil mi başkanım şu anda? De evet. bu, fotoğraf. bu evet, Böyle bir şey paylaş. bu zaten vardı. Ben dediğim gibi evin üstte orada görüyorum. Hı -hı. Bu, bu cihaz devamlı gider gelir minyatürkün Hmm. katane istikametinden hmm. e, oradan haliç kongre merkezine doğru o aksita çünkü orada yoğunluk artıyor hmm. e, akıntı fazla olmadığı için hmm. hatta ben e, o zaman il başkan yardımcısıydım AK Parti'nin İstanbul'da e, yine il başkanlığımız o şeyi görür hmm. oradan da böyle yani il başkanının bulunduğu odadan e, sekreteranı oradan baktığınız zaman şu görünen şeyi görürsünüz oradan gider gelir hmm. oradaki derinliği ölçer akıntıyı ölçer İşte pislik alınır devir daim yapılır ki Milyonlarca toprak, çamur buradan alındı. Ali oralara pompalandı borularla. Ya yani bunlar hep yapılan şeyler. Yani biz az çok yetkililerine sorar. Buradan bu çöp, bu çamur nasıl alındı, nasıl temizlendi, kamyonlarla falan da değil. Yani alı borularla İstanbul'a bir yük olmadan bunlar taşındı Haliç'in içerisinden. Daha sonra yine Kadir Topbaş döneminde Karadeniz'den buraya su pompalandı. Akıntı, mavilik, o taze su falan burası hareketlendi. İşte bu, CHP'nin getirdiği hı. Haliç ve Cumhurbaşkanımızın imayelerinde gelen Haliç'in yönetimi hı. ve şu anda 10 ay sonra ne olacak? Ben de tedirginim. Hı hı. Büyük bir tedirginlikle de... Ne öngörüyorsunuz başkanım? Yani bu Ekrem İmamoğlu ile bu İstanbul nereye gidecek? Nedir? Bunun öngörünüz ne şu anda? Ya yani şimdi... bir, bir pompayla geldi. Tamam İstanbul kaybedildi. Çeşitli gerekçeler olabilir. Hiç önemli değil. Belki de bir dönem kaybedilmesi bu ülke adına İstanbul adına bir kazanç da olabilir. İlerleyen yıllarda göreceğiz bunu. Çünkü ne dediniz? yani Beyoğlu'nda 89'da iyi ki Cumhurbaşkanı'nın oylarını e, kulaksız da çalmışlar. Öyle değil mi? Kulaksız da dediniz siz? Şimdi iyi ki kulaksız da bulundu evet. Yani neyse, neyse bulundu. Özür dilerim. Yani iyi ki o dönemde orada bulundu. Ee, yani iyi ki onu yapmışlar ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan diye bir e, Erdoğan'dan bahsedebiliyoruz. 28 Şubat sürecinde. E belki de iyi ki e, muhtar bile olamaz diye manşet atmışlar. Herkese nasip olmaz yani bu manşetlerin eseri olmak öyle değil mi? Evet. Ama o manşetler bugün bu ülkede bir olguyu oluşturdu ve o olgu da bugün Türkiye'de devrim gibi kararlar alabiliyor. Devrim gibi evet. yani e, istisnasız yani sanki Türkiye son özellikle e, e, gezi olaylarından sonra 17-25 Aralık'tan sonra kendine geldi, bağımsızlaştı, içerideki kendi üzerindeki kamburlardan kurtuldu ve dünyaya önemli mesajlar verebilen bir ülke haline gelebildi. Ne öngörüyorsunuz? Yani bu Ekrem İmamoğlu çünkü biz o kadar çok bu belediye meclisine siz katılıyorsunuz. Evet. Oralardan öyle ilginç görüntüler, tartışmalar yansıtılmaya işte boşlanamıyorum. Boşlandırmıyorlar beni. İşte Galata Kulesi'ni bana vermiyorlar. Bendeydi ama benden alıyorlar diyen ki sizin bildiğim kadarıyla bir kültür yolu projeniz var. Evet, evet. o Beyoğlu'nda Galata Kulesi ve çevresinde. şimdi bütün bunları yan yana getirdiğinizde nasıl bir fotoğraf? Şimdi az önce ifade ettim. bir hukukçu hassasiyetiyle delillendirmeden, belgelendirmeden sadece öngörüyle yani ne öngörüyorsunuz? Belki subjektif olabilir. Çünkü eee muhalifimiz veya karşımızdaki parti olduğu için bu mutlaka subjektif değerlendirme olabilir. Öyle değerlendirilebilir ama objektif olarak şunu söylüyorum. Şu ana kadar hangi İstanbullu mevcut İBB Başkanı'nın kültür, sanat, altyapı, ulaşım, denizlerle ilgili, ulaşımla ilgili, hava ile ilgili, su ile ilgili master bir planına şahit olduk. Böyle bir açıklamasına şahit olduk mu? Hayır. Bu bizi endişelendiriyor. Yani İstanbul'un geleceğiyle ilgili endişelendiriyor. Ben e, Haliç'e daldığım gün Dünya Çevre Günü'nde mavi bir Haliç ve etrafının yeşilliğiyle ilgili büyük şehrin takipçisi olacağım. Yani bazen İBB Başkanı şöyle diyor. Ben bunun takipçisi olacağım. E ben bunun hesabını hayır artık hesap sormak İstanbul'un hakkı. İstanbul sadece şöyle de düşünüyor. Beni İstanbul'lu seçti. E, İstanbul aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de seçti. Dolayısıyla artık e, Başkan meclise hesap verecek İstanbul adına hı hı. iş yaparken yine İstanbul'un seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine hesap verecek. Çünkü orayı seçen de İstanbul'lu. 16 milyon İstanbul'lu. Ve e, başkan zaman zaman bir tabir kullanıyor. 16 milyon İstanbul. 16 milyon çok ötesinde İstanbul. İstanbul 81 milyonun da ötesinde. Bütün dünya demek. Çünkü dünya az önce söyledim. Dünyanın yedi kıtasından insanlar buraya geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geliyor. İstanbul'da sadece 16 milyon yok ki. 16 milyonun birkaç 16 milyon var. E bu temsile baktığınız zaman milyarları bulan bir temsili var İstanbul'un. Tarihi müktesebatı, 8500 yıllık bir tarih. Yani burayı temsil etmek ağırlığını taşımak gerekir. Onun için e, derin bir tarih bilincine, derin bir medeniyet perspektifine, en geniş manada bir kültür birikimine bu bunu bilmek lazım. Biz mesela zaman zaman Sayın Başkan bir araya geldiğimizde işte ilçelerin sorunlarıyla ilgili masalar kuracağız. İlk toplantı oydu. Yani biz kendisini şu ana kadar da duymuş değiliz. 39 belediye başkanı oturup ya ben şunu... Şunları... Ne yaptı mesela bu korona sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi size destek mi oldu, köstek mi oldu? Şimdi Önümde Akit Gazetesi var. Devlet korumaya, ve koronaya çalışıyor. Niye böyle söylüyor Akit Gazetesi? Çünkü bugün toplu taşımalara bindiğiniz zaman toplu taşımalarda dün ben birisine sordum bir otobüs şoförüne. Dedim ki bu yan yana oturma uygulamasının yasağı kalktı mı dedim. Hayır dedi. E, otobüse bir baktım şöyle Otobüs şey halk evet. pazarı gibiydi. İşte bundan tedirginiz. Hı, hı. Ha, Beyoğlu olarak ne yaptı Beyoğlu'na gelip benim maske dağıttığım, hijyen standımı, sağlık standımı büyükşehir belediyesi ekipleri yıktı. Sorduğumuzda yukarının talimatı dediler, ya başkanın talimatı dediler. Şimdi benim... Niye? İstiklal Caddesi İstiklal... şehre mi bağlı? Yani bağlı değil, Beyoğlu'nun. İstiklal Caddesi ha? dediğiniz zaman aklınıza Beyoğlu gelir. Tamam. Beyoğlu dediğinizde aklınıza İstiklal Caddesi tamam. Taksim gelir. Ama o ana arterler diye yani bir var. Yani efendim ya. ana arter kararını oturuyor, UKAM'e karar alıyor. Hı -hı. UKAM'e kararı en son 2019'da alınmış. 2020'ye ait bir UKAM'e kararı da yok. Hı -hı. Dolayısıyla ben seçildiğim günden bugüne, işte bugün İstanbul göz bebeğimiz diyoruz ya... Hı -hı. O göz bebeğine nasıl bakılır? Ben İstiklal Caddesi'ne böyle bakıyorum. İstanbul'un kıymetli bir yeridir, dünyanın kıymetli yeridir. Önemi buradan. Elbette ki benim diğer caddelerim var. Fatih Sultan Mehmet Caddesi var ki bir o kadar önemli caddemizdir. Bütün sokaklarımız kıymetlidir. Ama İstiklal Caddesi hem Beyoğlu'nun bir markası hem İstanbul'un hem Türkiye'nin dünyanın da merkezi diye ifade ettik. Biz buraya kamu sağlığı için maske dağıttım dezenfektan, ateş ölçüm standımızı kurduk. Ve yıktı. Şu anda yıktı. görüntüleri evet. gösteriyor arkadaşlar. Ve nasıl yıktı? Yani bu gece, saat üçte. gece saat 3'te. Gece saat 3'te terörle mücadele yapıyor. Ya buranın belediye başkanı var. Hadi sen muhatap olmuyorsun. Öyle ya büyükşehir öyle yani diyor ya biz kucaklayacağız. Geldi benim büyükşehir standımı Ama kucakla. Ama biz duymadık da başkanım. Yani, yani ben mesela duymadım bunları. Işte bazen diyorlar ki başkanım siz böyle niye yapıyorsunuz? ben bir şey yapmıyorum ki ya yapan büyükşehir geliyor benim gece saat 3'te. Bakın maske dağıttığım kamu sağlığı, insanların sağlığı için ki müthiş bir memnuniyet var. Hı hı. Ee, müthiş bir e, kabul var. Allah razı olsun diyor insanlar, esnafımız. Türkiye esnaf şundan mutlu. ha. Denetimler yapılıyor, böylece vatandaş rahatlıkla gelebiliyor. Yani az çok iş yapabiliyor vesaire. Şimdi herkes mutlu. Vay demek İstanbullu mutlu ha. Vay demek Beyoğlu Belediyesi burada bir hizmet yapıyor. Ha. Gece saat üç buçukta... Hı hı. Buyursunlar. Söyledim. ispat edin. Diyorlar ki biz bildirdik. Büyükşehir Belediyesi'nin Beyoğlu Belediyesi'ne bildirdiği yazılı bir beyanı var mı? Burayı kaldırın diye. Ha, ne Yok, istiyor kendine. ki ha, ne istiyor yani? Ne Düşünün ki yani eee yani Beyoğlu bir belediye, İstanbul'da evet, bir belediye. Hizmet yapıyor. Hizmet yapıyor. Yani yapılan evet. ve bir ve sağlık gayri ahlaki bir hizmet olur. Yani gayri meşru bir evet. hizmet olur o hizmeti engellemek isteyebilir. Veya bir niyetsizlik olur. çünkü daha iyisini Şikayet olabilir. Ben bütün bunlara itiraz etmem. Ama hiçbir şey olmadığı halde böyle bir uygulama. Ama ben esas yine söylüyorum. Ya bu Ekrem İmamoğlu nereye gidiyor? Ee, nereye koşuyor? Benim sorum bu başkanım. Yani bu soruyu siz her ne kadar hukukçu kimliğimle ben bir öngörüyle bir açıklama yapamam diyorsunuz ama bir reklam arası saatimizde geldi zannediyorsam. Bir reklam arası yine verelim. Ve reklam arasından sonra bu kısım benim için önemli. Çünkü niye? Ee, bana sorarsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yani e, karşılığı şu anda Beyoğlu Belediyesi. Ben böyle görüyorum. Yani buna e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne cevap verecek belediye Bağcılar olarak görmüyorum. Sultanbeyli görmüyorum. Ya da ne isimlerini yanlış söylüyor olabilirim. Yani AK Partili belediyelerini. Ama onlar olarak görmüyorum. Beyoğlu diye görüyorum. Çünkü niye? Yani İstanbul demek Beyoğlu'ysa Bugün Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını eleştirecek en önemli mekanizmanın da Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız olduğunu düşünüyorum. O yüzden de kısa bir ara vereceğim eğer izin verirseniz. Aranın ardından bu Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını çünkü biz bu gazetelerde okuyamıyoruz. Okusak bile anlayamıyoruz. Bazen de okusak bile acaba politik mi diye değerlendiriliyor. Siz ise sahanın içerisindesiniz. Yani belediyedesiniz, belediye meclisindesiniz ve bu İmamoğlu'yla göz göze gelen Ender isimlerden birisiniz. O yüzden de ben sizden gelen cevabı merak ediyorum. Kısa bir ara için izin veriyor musunuz bana? Ama e, şunu söylemek Söyleyin. belki e, gerekebilir. Reklamdan önce biz e, söylenir sonra mı onu bilmiyorum ama bu cümlenizden sonra... Gitmezler izleyiciler yani merak etmeyin. Şunu... Etmiyor. Şunu şu kadarını söyleyeyim, e, şahsıma, e, arkadaşlarıma tarihin ve Beyoğlu'luların e, bu milletin verdiği emanetin gereğini yerine getirmekten hiçbir zaman kaçınmayacağız. Bunu söyleyelim. Evet, e, zaten hemen izleyicinin bir tanesi de soruyor, başkanım niye direnmediniz diyor. Başkan da direndiklerini söylüyor. Direndik şu anda o gün sabah 9'da, standı kaldırdığı günün sabah 9'unda aynı standımızı kurduk, ha, o şemsiyelerimizi kurduk. Aynı hizmeti daha büyük bir inançla, daha büyük bir gayretle kaldırdıkları günün sabahından itibaren devam ettirdik. Devam ettirdik. Evet kısa bir ara. Pazar manşeti reklam arası verdik. Reklam arasının ardından ben keyif aldığım bir yayını gerçekleştiriyorum. Çünkü Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bugün bizimle birlikte. Ben de merak ettiğim yerlerden birisidir Beyoğlu. O yüzden de önemsiyorum başkanın anlattıklarını. Ama özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçe belediyelerine özellikle CHP'li olmayan belediyelere dönük uygulamaları bu bir yıllık süreçte nedir, ne oldu bunu birazcık anlatıyordunuz başkanım. Evet. Özellikle bu korona sürecinde e, belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçelere ziyaret etmediği, ilçeleri e, en azından görmek ve gözlemlemek imkanını kendisine e, haklı çıkartmak adına yapmadığı ve koronayla mücadele eden ilçe belediyelerini ise engellemenin gayreti evet. içerisinde olduğunu dile getirdiniz evet. e, bu bağlamda ama ben şu sorunun e, cevabını arıyorum. Çünkü ben görmedim Ekrem İmamoğlu'nu. Hiç e, yakın temasım olmadı. Uzaktan izliyorum ve nereye koşuyor bu Ekrem İmamoğlu diye benim bir sorum var. Yani bu sorum önemli. Yani bir Ekrem İmamoğlu'nu bir kim koşturuyor? Bunu merak ediyorum. İkincisi nereye koşturuyorlar? Bunu merak ediyorum. Üç İstanbul'da neler yapıyor? Bunu merak ediyorum ama siz Ekrem İmamoğlu'yla birlikte öyle ya da böyle e, dairesel olarak kesişiyorsunuz. Yani iki e, yani e, Beyoğlu Belediye Başkanısınız, İstanbul Büyükşehir'in sizin üzerinizde tahakküm kurma e, imkanı olabilen e, durumlar söz konusu olabiliyor ve size ne yapıyor, ne yaptırıyor, e, nereye koşuyor, bu soruların cevabını verebiliyor musunuz? Buyrun. E şimdi şöyle e, kim nereye koşturuyor o kendisi daha iyi biliyordur onu ama milletimiz de çok yakından şimdi daha iyi takip ediyor bunu. Birincisi seçim döneminde HDP ile yapmış oldukları o gizli ittifak artık bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de orada şerefle bulundum. O tartışmaları hep birlikte takip ediyoruz. HDP'liler çıkıp sizin kazanmamanız için AK Partililere dönüp bize evet İBB Başkanı'na destek verdik diyor HDP olarak. Hı Ve i̇şte PKK o, 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 bağlantılar hepimiz biliyoruz. Daha doğrusu biz biliyorduk ama artık şimdi milletimiz çok daha net bunu görüyor. Maalesef tabii milliyetçi ülkücü arkadaşlarımızın İyi Parti o tarafı niye bu ittifaka o zaman tepki göstermediler o ayrı bir sorudur. Umarım o da o sorgulamayı yapıyordur İyi Parti'nin milliyetçi ülkücü tabanı. E, mutlaka oradaki hemşerilerim kardeşlerim bu sorgulamayı yapıyorlardı bu neden böyle oldu diye. E, şimdi e, bir CHP il başkanı var göya hiçbir parti e, rozeti takmadan İstanbul'a hizmet edecekti ama şimdi görüyoruz ki Cumhuriyet'in temel değerlerini hepimiz kuşanmış vaziyetteyiz. Burada hiç kimsenin tartışma açmasına müsaade etmeyiz. Ama bizim standımızı yıktığı gün Sayın İBB Başkanı, o gün olay yeri incelemesi yani yıkım yeri incelemesi için İstanbul'un CHP İl Başkanı Taksim İstiklal Caddesi'ne geldiler. Yani ekibinin nasıl artık talimatı kim veriyor yani kim diyorsunuz ya yönetiyor nasıl yönetiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendisi bakabilirdi. Ben ne yaptım burada? Bir, bir, bir şey oldu burada. Ne yaptık biz? Dün gece bir operasyon yaptık. Beyoğlu Belediyesi'nin sağlık standlarını buradan söktük, attık. Ama olay yerine, daha doğrusu yıkım yerine, yıkım çalışmalarının neticesini görmek üzere İstanbul CHP İl Başkanı geldiler ve yıkım yerini incelemelerde bulundular. Şimdi milletimiz bu sorgulamayı yapsın istiyoruz biz ekstrada bir şey yaptığımız yok. İbebe Başkanı ilçe ziyaretlerinde, ilçe belediyelerinin ziyaretlerinde eee istişare edeceğimizi, sorunları ortak bir masayla çözeceğimizden bahsetmişti ama işte böyle gece yarısı operasyonlarıyla bizim korona ile olan mücadelemizi engellemeye kalktığından başka şu anda Beyoğlu'na ait bir icraatını ben bilmiyorum. Yani yere gelirse Galata Kulesi'ni alıp götürecek oradan. Yani öyle anlıyorum yani ben. Yani endişe ediyorum. Yani ben öyle anlıyorum. Ee, endişe yani. ediyoruz. Tanabilirse yani. Şimdi dün akşam bir paylaşım yapıyor. Yani fevkalade üzüldüm. Böyle karşılıklı e, tarzım değil. Hı hı. Ama e, sanki pandemi döneminde İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu Belediyesi değil de kendisi sağlık hizmeti sunmuş gibi. E, burada bir stand e, müdüresini de konuşturmak suretiyle pandemi döneminde biz buraya e, maske dağıttık, dezenfekte yaptık diye. Fatih Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Belediyesi'nin sağlık standını yıktığı gün, hı hı. yerle bir ettiği gün Beyoğlu Kaymakamlığına başvuruyor. Ben İstiklal'de maske dağıtmak istiyorum diyor. Beyoğlu Belediyesi'ninkini yıktım. Şimdi kendim dağıtmak istiyorum diyor. İki gün maske dağıtıyor ki Beyoğlu Belediyesi'ne dağıtmaya devam ediyor. Ondan sonra da paylaşım yapıyor. Biz korona döneminde, salgın döneminde halkımıza şu şu hizmetleri verdik. Merak etmeyin diyor. Ey Beyoğlu İstiklal Caddesi, Taksim'deki hemşehrilerim, hijyen geldiği gibi kültür de gelecek, sanat da gelecek. İstiklal Caddesindeki esnafımız müsterih olsun. İstiklal Caddesi'ndeki vatandaş nasıl müşteri olsun? Ben seçilmiş Beyoğlu Belediye Başkanıyım. müşteri değilim. Benim sağlık standımı gece saat 3'te yıkıyorsunuz. Nasıl müşteri olayım ben? Seçilmiş Beyoğlu Belediye Başkanıyım ben de. Benim kurduğum korona ile mücadele standımı gece 3'te kırıyorsunuz, döküyorsunuz, yıkıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki müşteri oldu. Şunu anlıyorum başkanım anlattıklarınızdan. Yani bu Ekrem İmamoğlu ya da avanesini en fazla rahatsız eden olgu şu. Yani Beyoğlu'nu kazanamamak. Bunu içeriden bize gelen bilgiler bu şekilde. Beyoğlu'nu kesin kazanacaklarına inanıyorlardı. Hem Beyoğlu'nun belediye başkanı adayı hem CHP'nin il başkanı Beyoğlu'nu özel çalıştıklarını, Beyoğlu'nu mutlaka kazanmak istediklerini, Beyoğlu'nu özel bir çalışma yapacaklarını herhalde gezi türü çalışmadan kastediyorlar. Çünkü ya da 89'dakine benzer. Bu sokak şeyleriyle ilgili anladığımız kadarıyla karşımızdaki adayın biraz öyle bağlantıların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Şimdi karşınızdaki aday başkanım. İşte Türkiye'de bizim hepimiz şehitlerimiz olduğunda ne deriz? Hı hı. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olmasın, sol olsun diyen bir zihniyetin, partinin genel başkanı. Düşünebiliyor biliyor musunuz? Vatan sağ olmasın, sol İmam, olsun İmam diyen. De. Yani girmeyeceğim dedim ya. Şahsi konuşmuyorum evet. ama, ama söylemlerini ve eylemlerini bir PKK bayrağının altında konuşma yapan bir adaydı karşımdaki. Ve maalesef üzülerek şimdi ifade ediyorum. Beyoğlu'ndaki ülkücü milliyetçi kardeşlerim. Onları seviyorum. Ama böyle bir adayı desteklediler. Vatan Şehit cenazeleri için biz vatan sağ olsun deriz. Kurbanlar adarız. Ama o vatan sağ olmasın, sol olsun diyen bir zihniyeti. Evet, diyorum. aslında Önce aynı, aynı isim e, LGBT ile ilgili de önemli açıklamalarda e şimdi bulunmuş. Şimdi niye rahatsız oldu gelip bizim standımızı söktüler de CHP il başkanı orada inceleme yapıyor. Çünkü biz İstiklal Caddesi'nin sıradan bir isim olmadığını biliyoruz. İstiklal Caddesi'nin tabelasının çakıldığı yere, 101 yıl önce tabelasının takıldığı yere, o çakıldığı tarihin fotoğrafını da koyarak 101. yıl hatırına 19 Mayıs günü İstiklal tabelasını tekrar astık. Neresi burası? Bizim ezanımızın ıslıklarla susturulmak istendiği İstiklal Caddesi'nin Taksim girişi. Bu birliğini elbette ki rahatsız edecek. E şimdi biz kültür yolu inşa ediyoruz. Bugün Kültür Turizm Bakanımızla Tarık Zafer Tunay'ın açılışını yapacağız. Galata Kulesi'nden başlayıp Atatürk Kültür Merkezi'nden sonuçlanacak bir kültür yolu. E şimdi buradan soruyoruz. Dün akşam paylaşım yapıyorsunuz. Dün akşam Beyoğlu Belediyesi'nin standını yıkarak hijyen getirdiğimiz gibi iki günde pandemi bitti, normale döndük. Vay bu nasıl sanki aylardır burada hizmet yapıyormuş gibi e, röportajlar yaptırıp Bizim kayıtlarımız bir aydır bütün televizyon ekranlarında dönüyor. Beyoğlu Belediyesi'nin burada standı olduğu, dezenfekte dağıttığı, maske dağıttığı. Milyona yakın maske dağıttık arkadaşlarımız. Milyona yakın. E şimdi siz iki gün geleceksiniz. Dokuzda beş arası bir maske dağıtacaksınız. iki gün. Ve hangi gün başlıyorsunuz? Pandeminin normale döndüğü gün. Beyoğlu Belediyesi'nin standını yıktığınız gün. E şimdi kültürü nasıl getireceksiniz istiklale? Yıkarak mı yine? Nereye yıkacak mesela? Kafasında nereye yıkmak var? Beyoğlu Belediyesi'ni veya geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni veya... Olabilir? Kültür yeni yaptığınız Bakanım... camiye olabilir. <laughs> yani dilime varmak istemez ama acaba Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkarak mı? Çünkü çok karşıydılar. Yaptırmayız, ettirmeyiz, yıkarız. Acaba diyorum. Ne zaman açılacak başkanım onlar? Kültür ee, cami 15 yok. gün önce ziyaret ettim. Ondan önceki 15 günde yine. Yani 15 gün ayda bir ziyaret ediyorum. Çünkü heyecanlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız orada böyle 29 Ekim'de bir Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünde bir etkinlik yapabilir miyiz? Tam biter bitmez o tartışma. Ama pandemi biraz erteledi, bir bir buçuk ay kadar ee, yıl sonunu bulur. Bakanımızı da ziyaret ettiğimizde, ama e, bittiğinde sinema, tiyatro, e, opera, konferans salonu, bütün bu anlamda İstanbul'un tam bir kültür Aslında merkezi ben, olacak. Aslında ben size bir şey söyleyeyim Başkanım. Ben e, orası yıkıldıktan sonra. Ben oranın oraya yapılmamasından yanaydım. Çünkü oradan bir boğazdan bir nasıl bir hava geliyordu. Nasıl o bir istiklali Beyoğlu'nu canlandırıyordu oradaki oksijen kesiyor çünkü orası. Söyledim ama Beyoğlu'da da alternatif yeriniz yok. Yeriniz yok. Yani kültür sanat merkezi üreteceğiniz boş bir toprağınız, boş bir arsanız yok. O bakımdan Mecburen eski olanını kaldırıp yenisini oraya koymanız lazım. Hı hı. Yine bir vefa örneği olarak Sayın Cumhurbaşkanımız yine Tabanlıoğlu ailesine, buraya yine kendi oğlu mimar olan Tabanlıoğlu'na vermek suretiyle o ahde vefayı da göstermiş oldular. Ama hem modern mimari hem estetik. Şimdi Taksim'de iki tane medeniyet kültür eseri ortaya çıkıyor. Taksim Camii bütün ihtişamıyla inşallah Taksim'de olacak. O ne Altı zaman dağıyla. açılacak? Onun tarihi ee, belli. Ya bak. o da pandemiden dolayı biraz daha yavaş gidiyor. Yıl sonu itibariyle İkisi birlikte bite, bitecek. Öyle gözüküyor. Bence eş zamanlı bitecek gibi gözüküyor. Ama bittiğinde çünkü Taksim Camii'nin altında da Türk İslam sanat eserlerinin sergi salonları olacak. Diğer tarafta opera bale efendim, sinema tiyatro bunlar bir bütün olarak Taksim Meydanı. Biz bunları değer olarak kabul ediyoruz. Atlas Sineması yine Beyoğlu Kültür Projesi'nin bir durağı olarak şu anda restore ediliyor. Bir taraftan sinema müzesi, diğer taraftan sinema gösterim yeri olacak. Garibaldi Operası açıldı. Sinema ayrı bir kıymetli. Grand Pera aynı şekilde hizmet veriyor. Birileri eleştirebilir ama Beyoğlu özellikle turizm alanında yaptığı hamlelerle önümüzdeki dönemde Galataport ve Haliçport çünkü dört tane müze Haliçport'ta İki iki müze Galata Port'ta var ve bunlar halka açık olacaklar. Hı hı. Ben özellikle hemşehrilerime söylemek istediğim şey bu. Bütün İstanbulluların Beyoğlu'ların hizmetinde olacak. buranın işletmelerine benim istiramım sadece şu oluyor. Çalışacak olanlar Beyoğlu'ndan olsunlar. Ben benim Beyoğlu'ndaki gencim orada gidip kendine iş bulsun. Böyle baktığınızda da 15-20 bin gencimiz Beyoğlu'nda, Galata Port'ta, Port'ta, iş bulabilecek. Geçtiğimiz günlerde Dolapdere bir orta aks Orada bir büyük marka otel açtı. Sordum genel müdürüne. çünkü onlara da söylemiştim İstediğim B olundan adam çalıştıracaksınız dedi ki başkanım 68 yani 70 B olundaki insanımız orada gidip çalışıyor. Böyle baktığımızda 20 bin rakamı veriliyor. Bunun yüzde 70'i yine aynı oran 80'i hepsinde de bir zorlamamız söz konusu olamaz. Yani teşvik ederken diyoruz ki siz de bizim gençlerimizi teşvik edin buraya çalışsınlar. Yani 15-20 milyon bin insanımıza Burada iş imkanı olacak. Bu Beyoğlu'nun gayri safi milli hasılasının yaklaşık 600-700 milyon lira artması demek. Müthiş bir rakam bu yıllık. Beyoğlu'nun zenginleşmesi demek. Daha çok alım gücünün artması demek. Sofralarının zenginleşmesi demek. Bu büyük projeleri bir taraftan kültür, sanat ve turizm projeleri olarak önemsiyorum. Örneğin Haliçport dediğimiz projede vatandaşımız denizle buluşacak. Orada çayını, simidini, yemeğini gelecek denizin kenarında çocuğuyla, çocuğuyla, torunuyla Ailesiyle, eşiyle, dostuyla gezebilecek. E, Haliçport'ta karşısında Fatih Sultan, Eyüp Sultan. Karşısında Dolma karşısında e, Sarayburnu, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Süleymaniye. E, bu zenginlikleri Beyoğlu insanımız görecek. İstanbul'u gelip görecekler. Göreceğim. Başkanım şunu e, dikkatimi çekti. Siz bugüne kadar e, bu milli görüş, AK Parti, muhafazakar, e, camiadan seçilenler arasında en yüksek oyu alarak Beyoğlu Belediye Başkanı seçilenlerden birisiniz. Öyle hatırlıyorum %49 mu? %50 yani. %50, yani, %50 değil, evet, değil mi? Evet, %50. %50, evet. %50 tamam, e, rakam öyle. Şimdi şunu merak ediyorum. Bu Ekrem İmamoğlu en son yaptığı açıklamalardan birisinde şunu, Türkiye e, eşcinsel evliliklere hazır değil dedi. Şimdi bunu şunu merak ediyorum. Ya bir taraftan Eyüp Sultan'a gidip dua ediyor. Fotoğraflar veriyor. Hı hı. Diğer taraftan da bu tür açıklamalar yapıyor. Şimdi bu bir çelişki midir? değil midir? Yani yoksa içinde kine bu açıklamalarla gündeme mi çıkartıyor? Şimdi ne demek LGBT ya da eşcinsel evliliklere hazır değil demek. Yani bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu evliliklere hazırlık yapmak gibi bir yükümlülüğü de yok nihayetinde. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Ee... Kimsenin, bizi yaratanın vermediği ruhsatı verme yetkisi yok. Hı hı. Kadim kitabımız, kutsal kitabımızda ölçüler belirlenmiş. Bunun dışında ölçü koyacağım, toplumu buna hazırlayacağım demek toplum tarafından takip ediliyor. Hı hı. Bunların bedellerini geçmiş toplumlar ödediler. At kavmi, lüt kavmi bunlar hep hem tarihi kayıtlarda var, Hristiyan kayıtlarında da var aynı şekilde. Hı hı. Siz bunlara bu şekilde toplumu hazırlamaya yeltenecekseniz, buna Beyoğlu'nda zemin azımaya kalkarsanız, buna yollar izin vermez. Bu millet izin vermez. İşte belki de o kültürü getireceğiz Beyoğlu'na derken. İşte hangi kültürü getirecek onu biz buradan da söylüyoruz. Katıldığımız toplantılarda da söyleyeceğiz. Bunların bekçisi olacağız. Cumhur İttifakı'nın seçilmiş belediye başkanıyım, adayıyım. Orada milliyetçi ülkücü kardeşlerim var. Bu toplumun değerlerine sahip çıkan. CHP'ye oy vermiş olan kardeşlerimi de e, söylüyorum hepsini aynı kefeye koyarak değil ama bu toplumun değerleri var. Cumhuriyet toplumun değeridir. Ama bizim milli manevi değerlerimiz var, töremiz var, adetlerimiz var, öflerimiz var. Ananelerimiz var. Bunları böyle yıkıp geçip 3-5 e, tane kendi cinsel tercihlerini topluma dayatmaya kalkanlara e, biz de topluma hazırlayacağız diye kendine misyon biçenlere bu toplum gerekli cevabı tamam. Bir seçim geçti ama daha seçimler önümüzde var. Bunların hesabını bu millet sorar, bu İstanbul'u sorar. İstanbul'u sonuçta Anadolu irfanı dediğimiz, Anadolu ahlakı dediğimiz bir ahlakla kuşanmıştır ve bin yıldır bu toprakları biz bekliyoruz. Ben her yıl başka bir sıfatımla, pozisyonumla Malazgirt organizasyonlarını yapıyorum. Çünkü bu milli birliği, bu ahdi yenilememiz lazım. Kolay değildir burada vatan kılmak burayı. Onun için bütün maddi, manevi yükümüzle, burada olmaya devam edeceğiz. Gücümüzle de burada olmaya devam edeceğiz. Böyle ezanımızı susturmak isteyenlere, bayrağımızı indirmek isteyenlere bu millet cevabı verdi. Onun için milletin genetik kodlarıyla, tarihi kodlarıyla, ahlaki kodlarıyla, inanç kodlarıyla, medeniyet kodlarıyla oynamaya kalkanların tarihte nasıl bir sonuçlar olduğunu görmüştür. Ben İBB Başkanı da çıkıp sürçü lisan ettim demesini bekliyorum açıkçası. Böyle toplumda... Özür dilemeli diyorsunuz. Kesinlikle. Bunu Ama özür dileyebilecek gibi de durmuyor açıkçası. Yani özür dilemekten de öte sanki bu eşcinsel evliliklerin yolunu açmak ve onlara e, nikah kıyan, nikah memuru olma noktasında yoğun bir gayret sarf eden bir Ekrem İmamoğlu fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Ya o yüzden de Beyoğlu'nu önemsiyorlar. Ya şimdi insana peki biri sormaz mı ona? Peki kendi etrafından böyle bir şey sorulsa Bakın e, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da, bütün bu ıı, medeniyetlerde ıı, dört kitaptan örnek ver derler ya, dört kitaptan örnek verdiğinizde karşınıza şöyle bir tablo çıkar. Değişmez kurallardır bunlar. Aklın muhafazası kanunu, neslin muhafazası kanunu ki konumuzla ilgili. Peki nesli nasıl muhafaza edeceksiniz? Eşcinsel evlilikte çocuğu kim doğuracak? Nesli nasıl devam ettireceğiz? Yani haşa Allah... Iı, yani bu, bu böyle bir şey kabul etmemiz mümkün müdür? Dinin muhafazası kanunu, dilin muhafazası kanunu, malın muhafazası kanunu. Bunlar değişmez esaslar. Dört kitapta dediğimiz bütün Hristiyan kaynaklarına da baktığınız zaman nesli muhafaza etmek ister. Aklı muhafaza etmek ister. Yani onun için bir takım yasakların, bir takım engellerin konmasının gerekçesi bunlardır. Aklı muhafaza ettirmek, nesli muhafaza ettirmek, dini muhafaza ettirmek, dili muhafaza ettirmek, malı muhafaza ettirmek. Bu böyledir bu işin kuralı. Siz kalkıp birilerine hoş görünmek için oradan buradan biraz daha oy alacağım düşüncesiyle onu da toplum değil hazırlayacağız. Ondan sonra bu kabul edilir bir şey değil. Uğur'un karşısına duracak milyonlar var Türkiye'de. Peki bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl böyle açıklamalar yapabiliyor? Yani cesareti... Artık gibi... yapıyor mu, yaptırıyorlar mı? E biz tabii dediğim gibi şahsiyle ilgili bir değerlendirmeden hep uzak durdum. Hı hı. Ama bunlar kabul edilebilir açıklamalar değildir. Açık ve net. Buna taraf olup olmadığın toplumun hazır olmasını mı istiyor, olmamasını mı istiyor? Bunlar da net söylemesi lazım. Böyle her şey oy değildir. İnsanların yüzüne bakacağız. Çoluk çocuğumuzun yüzüne bakacağız. Çocuğu sorduğunda nasıl cevap verecek ona mesela? Bunlar önemli. Anası babası sorduğunda bir insana, ailesi, konunuz, komşunuz bir şey sorduğu zaman ya o için böyle dedim mi diyeceğiz ya böyle bir şey olur mu ya? Olmaz. Siyasette değişmez bir şey vardır. Haysiyet. Hı hı. Haysiyet siyasetin üstünde olmalı. Haysiyetimizi siyasetimize tercih etmeyeceğiz. Ve samimiyet. Neyse o. Bunun bedeli olacak tabii yani haysiyetli olmanın, izzet sahibi olmanın. Ama biz şunu biliyoruz. Haysiyet, izzet, şeref bunlar Allah'tandır. Onu bir tarafa koyup buradan oy alırım bu kabul edeceğimiz bir şey değil. Evet. E, ama işte e, oy alsa ne kadar oy alacak aslında ama e, daha Bir daha verecek mi İstanbul? E, tabii abi? İstanbul bir verecek mi? İstanbul Hı. verecek mi? Ama e, siz e, hariçe dalıyorsunuz başkanım. O önemli. Ben ben o halen oradayım. Çünkü biz yüzemezken siz dalıyorsunuz. Bakın bu bu bir e, önemli bir maharet. Ama şunu merak ediyor izleyicileri de merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Yani yaklaşık bir 20 yıldır B AK Parti yönetiyor. Yani kabaca akp yönetiyor evet. diyorum. Evet. Ama e, yani ben mesela şu anda ya Allah bismillah diyelime bir pankart alsam ve tünelden yola çıksam Beyoğlu'na kadar gidebilir miyim? E, Beyoğlu'na kadar derken şeye kadar, taksim meydanına kadar yürüyebilir miyim mesela? Linç edilmeden onu merak ediyorlar. Çünkü niye? E, ya yani orada bir dönüşümü niye sağlayamıyorsunuz? Çünkü şundan dolayı da soruyorum bunu. Ben hafta içer gün e, Ali İhsan manşetlerin dilini yapıyorum sabah. 10.30'dan 12'ye kadar. Ali İhsan Bey işte o birazcık kaba taşı, gümüş suyunu, o Galata Kulesi'nin etrafını da iyi biliyor. Ama iyi bildiği yıllar nereden baksanız bir 50 yıl önceki iyi bildiği yıllar. Ve diyor ki anlatırken ilginç bir şey anlattı geçen yayında. Dedi ki eskiden İstiklal Caddesi'ne Ramazan'da çıktığımız zaman Ramazan dolayısıyla kapalıyız yazardı. E, dükkanların kapılarında e, öyle yazardı herhalde eğlence mekanlarında herhalde lokantalarda falan yazıyordu bu normal tercihde de öyle yazacak hali yok berberde öyle yazacak hali yok ama şimdi oradan geldiğimiz yer sanki e, bayramlarda ramazanlarda ramazan günlerinde oruç tuttuğumuz günlerde daha böyle cıvıl cıvıl olan bir Beyoğlu e, fotoğrafıyla ya da. E, diğer ilçelerdekilerin de e, kendine bir özgürlük alanı buldukları bir Beyoğlu fotoğrafı ortaya çıkıyor. Nasıl o eski günlere evirebileceğiz? Yani bu 20 yılda evrilemedi. Şimdi İstiklal Caddesi bir kültür. Hı hı. E, tarihi derinliği olan e, bir kültür. E, i̇fade ettim az önce. Farklı kültürler, farklı yaşamlar, farklı inançlar, farklı medeniyetler burada var. E, Musevi ile Müslüman, Hristiyan yan yana burada yaşamış. Hı hı. Birbirlerine komşu olmuşlar, birbirlerine yemek ikram etmişler. Biz Taksim'de bunun iftar sofralarını kuruyoruz, bir araya geliyoruz, o anlamda hiçbir sorun yok. Ama aynı Musevi, biz onların bayramlarını, yani onların derken, ben mesela bugüne kadar gayrimüslim kelimesini kullanmadım, azınlık kelimesini kullanmadım. Çünkü bu itici bana göre, doğrusu farklı inançlar, o farklı inanıyor, ben farklı inanıyorum ve buna saygı duyacağız. Beyoğlu bunun adı, adresi, bu var olmuş. Ama geçtiğimiz günlerde her gün Müslümanlara hakaret eden bir gazeteci meslektaşınız, öyle diyeyim veya televizyoncu meslektaşınız, bir Museviye hakaret ettiğini fark edip defalarca ondan özür diledi. Ama aynı kişi bir Müslümana saldırmakta, bir Müslüman kızımızın değerlerine saldırmakta hiçbir beis görmüyor. İşte zihniyet aynı zihniyet. Beyoğlu İzleyici es... adını merak edebilir ama. Bakarlar yani. Hangi... Bulurlar diyorsun. Bulurlar, tamam. bulurlar. Ben şahsileştirmek de tekrar istemiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Beyoğlu esnafıyla, halkıyla bunu aşmış vaziyette. Beyoğlu'nda bir yaşam var. İnançlara karşılıklı olarak saygı gösteren bir Beyoğlu var. İstiklal Caddesi'nde her inançtan, her kültürden insan, esnaf, yaşayan insan var. Bu tarih boyunca böyle oldu. Bu böyle devam edecek. Ama bir, bir inancına saygı konusunda ben Musevilerin Hanuka bayramına da katılıyorum. Evet katılıyorum çünkü seçilmiş bir belediye başkanıyım. Hristiyanların Paskalya bayramına da katılıyorum. Çünkü seçilmiş başkanım onların bayramlarını tebrik ediyorum. Dolayısıyla bir, bir onların oruç günleri var. Saygı duyacağız. Bizim inancımız çünkü bize bunu emrediyor. Hazreti Peygamber'e de emredilen bu. Bize emredilen de bu. Dolayısıyla meseleye böyle bakıyorum. Kendi e, inanç kodlarımızdan beslenmek durumundayız. Bizim Allah'a şükür böyle bir medeniyet zenginliğimiz var, inanç zenginliğimiz var. Ve bu zenginlik çok farklı coğrafyalarda yoğrulmuş. Hira'dan, Uğur Teteklerinden, oradan Fergana'ya, Maverav Nehir'e, Semerkant'a, Buhara'ya, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Kudüs'e, Endülüs'e, Mezopotamya'ya uzanan ve sancağının dikili olduğu yer İstanbul. Ve onun medeniyet e, sembolü olan yer Beyoğlu. Elbette ki e, burada bu ağır sorumluluğu hissediyoruz. E, dolayısıyla esnafımız, e, orada yaşayan vatandaşımız da bu tarihi derinliğe, bu müktesebatta sahip olarak yaşayacak. Bu var, bu derinlik var. Onu, e, ifade ettiğiniz noktada e, öyle bir linç yaşanmıyor. O konuda müsterih olun. E, biraz daha saygı, biraz daha birbirinin e, inancına, töresine, e, kültürüne saygı duyduğumuzda her türlü meselenin üstesinden geleceğiz. Evet. O, o donanım o zenginlik o müktesebat bey yolunda var. Bey yolunda var. Başkanım yavaş yavaş da toparlayacağız ama şimdi kiliseye de gitmeniz havraya da gitmeniz e, Musevilerin e, dini inançlarını Hristiyanların dini inançlarını da e, sahiplenmeniz güzel bir olgu. Onu size söyleyeyim. ya yani Seçilmiş bir belediye başkanı olarak saygı, duyuyorum. saygı duyu duyuyorsunuz. Da. Yeter ki onlar da sizinkilere saygı, saygı duyabilsinler. Yani sizin e, Ramazan'ınızda, Ramazan bayramınızda ki e, aslında o gayrimüslim demeyi e, kendime haksızlık, onlara da haksızlık olarak nitelendiriyorum dediniz. Farklı inançta insanlar diyerek evet. toparladınız. Ama şunu merak ediyorum. Beyoğlu bu korona e, günlerinden ne zaman çıkacak? Ne zaman o yayının başında dediniz ya Malezyalı geliyor, Japon geliyor, e, e, Araplar çok geliyordu. Gerçi Araplardan da çok rahatsız bu millet. Onu da anlamakta Yok. zorluk çekiyorum. Siz değil de yani, e, özellikle İranlılar vardı çok fazla Beyoğlu'nda öyle değil mi? Evet. E, özellikle belki Suudi Arabistan'dan, Arap ülkelerinden, İslam coğrafyasından gelenler çok fazlaydı. Çünkü niye? Onlar için... Burası bir medeniyetin hem beşiği hem de evet. İslam'ın öncü olduğu kentlerden bir tanesi. Ne zaman gelmeye başlayacaklar? Ne zaman o Beyoğlu, o Beyoğlu olduğu yani gece gündüz Beyoğlu olduğu günlere ne zaman dönecek? Bir öngörünüz var mı bununla ilgili? Şöyle, tabii bu direkt Beyoğlu Belediyesi olarak veya burada Başkan Beyoğlu Yöneticisi olarak değil, Cumhurbaşkanlığından başlayıp Sağlık Bakanlığı'nın alacağı, açıklayacağı, İçişleri Bakanlığı'nın açıklayacağı genel gelere göre, alacağı kararlara göre şekillenecek. Örneğin ciddi manada otellerimiz var, yeme içme mekanlarımız var, eğlence mekanlarımız var. Buralara ilişkin kararlar, sosyal mesafe, hijyen bunlar bizim biraz dışımızda. Yani alınan kararları biz uygulamakla ve Beyoğlu'nu buna hazırlamakla şu anda meşgulüz. Örneğin Galata açıldığında onun turistik güzergahlarını hazırlıyoruz. Haliç Port'un hazırlıklarını yapıyoruz. Diğer kültür sanat anlamında hazırlıklarımızı yapıyoruz ki Pandemi tamam bitmiştir artık örneğin sinemalar 1 Temmuz'da açılacaktır dendiğinde biz bunun öngörüsünde bulunarak hazırlıklarımızı şu anda yapıyoruz. Esnafımızla beraber eğer engel olunmazsa Büyükşehir tarafından hı hı. Büyükşehir buna hazırlıyor, nasıl bir hazırlık yaptığını duymadık. Biz Büyükşehir engellemezse bu hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani sağlıkta olduğu gibi şu anda kültürde, sanatta ve esnafımızla, ticaretimizle. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Dilerim en kısa zamanda yani sorunuzun cevabı olarak ama belediye olarak özellikle pandemi döneminde ciddi manada temizlik, hijyen, dezenfekte çalışmaları yaptık. Beyoğlu'nun bütün sokaklarında. Beyoğlu'nda kimse aç açıkta kalmasın diye hem Cumhurbaşkanlığı'nın vermiş olduğu milyonlarca aileye yardım Beyoğlu'nda da bunda istifade etti. Girilmedik hiçbir kapı kalmadı pandemi döneminde. Yardım ulaştırılması gerekip de yardımı alamayan hiçbir hemşerimiz yok. Allah'a şükürler olsun. Hem gıda yardımı, hem sıcak yemek yardımı, hem malzeme yardımı, ilaç yardımı. Vatandaşımızın yanında olduk. Pandemi dönemini inşallah bu yönüyle atlattık. Şimdi esnaf ekonomi boyutu var. Bu bahsettiğiniz mekanların hazırlıkları var. Buna da çok yönlü olarak hazırlık yapıyoruz. Engellenmezsek en güzel şekilde de, başaracağımıza inanıyorum. Evet. Başkanım sizin orada nasıl diyorlar bilmiyorum ama bizim burada süre bitti diyorlar. Allah hayır eder inşallah. 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 i̇nşallah. Aydar Ali güzel Yıldız'la. Güzel, güzel bir itham olsun. Ben bütün milletimize, bizi izleyenlere Allah'tan sağlık diliyorum, afiyet diliyorum, huzur diliyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu büyük ve güçlü Türkiye ve Türkiye'nin hedefleri konusundaki e, hassasiyetin hep birlikte inanıyorum ki başaracağımız hedefler önümüzde. Allah sağlık versin diyorum. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Evet, takip edeceğim sizi başkanım. Bundan sonra artık takibimdesiniz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ekrem İmamoğlu sizi nasıl engelliyor? Hepsine yakından bakmanın gayreti içerisinde olacağım. Çünkü soyadınız Yıldız, bir yıldız doğabilir diye düşünenlerden birisiyim. Haydar Ali Yıldız'la, Beyoğlu Belediye Başkanı'yla birlikte olduk bu pazar günü. Yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde manşetlerin dilinde görüşmek üzere. Hayırlı pazarlar.